merhaba, merhaba. Bugün dedim buradan böyle doya doya, baka baka bir açılış yapayım. Sağ olsun sevgili yönetmenim de beni kırmadı. Tabii ki Açeli'ye de. Hepinize merhaba diyorum. Gününüz güzel geçsin. Sağlıklı, sıhhatle, şöyle dinlendiğiniz bir anla bizimle geçsin. Ne dersiniz? Bugün harika bir program hazırladık yine. Bayılacaksınız. Çok önemli bilgiler var. Çok değişik tarifler var. Bir de bir takılar yapacağız. Bayılacaksınız. Bir de fenomen olan, çok sevdiğiniz bir oyuncu var. Hadi bakalım bunlar kimlermiş bir bakalım. Ekranların güler yüzlü programı Açelya ile Gülümse Hayata bugün yine yepyeni konu ve konuklarıyla karşınızda olacak. Mutfakta Açelya Akkoyun'a bugün Dilek Toksoy eşlik edecek. Enginarlı börek, pepeçura Karadeniz tatlısı, fırında domates soslu biber dolma ve peynirli kabak sarma tariflerini sakın kaçırmayın. Yaratıcı ve pratik fikirlerin aktarıldığı el işi bölümünde ise Zeynep Öz, iğne oyasıyla aksesuar yapımını uygulamalı olarak anlatacak. Bebeğe gece tuvalet eğitimi ne zaman verilmeli? Bebeğin gece beslenmesi ne zaman kesilmeli? 0-5 yaş uyku danışmanı Sinem Gerger Akınal'la A'dan Z'ye bebek uyku düzenini konuşmaya hazır olun. Vine fenomenliği, Ali Kundilli karakteri ve şimdi de Şansımı Seveyim filminde Sebahattin karakteriyle karşımızda. Cem Gelinoğlu, Beyaz Perde'den önce Açelya Akkoyun'da sevenleriyle buluşuyor. Bu sohbet, bu muhabbet kaçmaz. Açelya ile Gülümse Hayata başlıyor. Ay, değil mi? Çok renkliyiz, çok heyecanlıyız. Çünkü sizlerleyiz efendim. Sevgili seyirciler, bazen kendi kendime düşünüyorum, acaba şans insanın kapısına mı gelir, yoksa insan şansını kendi mi yaratır? Tesadüfler mi bizi bir yerden bir yere taşır, yoksa gayret etmek mi, çabalamak mı? Peki lütfen paylaşın, kendinizi şanslı görüyor musunuz? Hayır Açelya, ben çok şanssız bir insanım. Evet Açelya, ben gerçekten çok şanslıyım. Ne istesem oldu. Açelya, ne istesem olmuyor. Evet, doğru bildiniz. Bugünün hashtag'i şanslıyım çünkü. Şanslıyım çünkü kendimi sevdiklerimle mutlu hissediyorum. Şanslıyım çünkü istediğim işi yapıyorum. İstediğim aileye sahibim. Şanssızım çünkü istediğim işi yapamıyorum. Spor yapamıyorum. Valla aklınızdan ne geliyorsa bizimle paylaşın lütfen. Nereden? Sizler artık çok iyi biliyorsunuz. Instagram'da Açelya ile Gülümse Hayata, Facebook'ta Açelya Gülümse Hayata, Twitter'da Açelya _Akkoyun adreslerinden. Ben şanslıyım. Her zaman da buna çok inandım. Nefes aldığım sürece, elim ayağım tuttuğu sürece, sevdiklerim ve seveceklerim, yani sizler olduğunuz sürece ve bu ekranda sizlere dokunabildiğim sürece çok şükür çok şanslıyım. Şanssızım demeyin kendinize, derim. Şanslı olduğunuza inanın ki önce inandığınız şeyi yaşayın. Efendim, bugün mutfağımda harika bir hanımefendi var. İzmirlerden geldi. Çok güzel tarifler verecek. E tabii ki İzmir'den gelip de enginarsız bir tarif olur muydu? Olmazdı. Kendisi bugün bize onu yapacak. Dilek Toksoy hanımefendi, hemen yanına gidiyorum. Hoş geldin Dilek'ciğim. Hoş bulduk. İzmir'in güzel kokusunu, güzelliğini getirdin bize. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Şöyle saçını açma. Evet. Güzel yüzün görünsün. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsun? İzmir'im nasıl? Ben 2 gün önce buradaydım biliyorsun. Evet, biliyorum. Harikaydım. Farkındayım. Sizin ben buradayım çünkü 3 haftadan beri. Buraya katılmam da tesadüf oldu. Çok sevindim. Şanslıyım. Bugün KSTK'ye onu yazmam gerekiyor. Burada olduğun için, evet, çok burada olduğum için çok şanslıyım. Çok çok güzel bir ortam. Hepiniz süpersiniz. Bunun dışında kendimden bahsedeyim isterseniz biraz. 2012 yılından beri yemek yazarlığı yapıyorum. Süper. Kendi yaptığım tarifleri yazmayı, yapmayı çok seviyorum. Bunun dışında reçelle çok alakalıyım. Seviyor reçel musun? Yapıyorum. Size hatta reçel getirdim burada. Ay canımın içi. Ay bayılırım. Evimde olsaydım daha çok getirirdim. Kızımın evinden çaldım. Vallahi, ben İzmir'de oturduğum adı için. Adı çok önemli değil. Gönlü önemli reçeli olan. Umarım beğenirsiniz. Çok da güzel süslemişsiniz. Bakar mısınız, evet, ne kadar süsledi. Güzel.
Benim annem buna bayılır. Ben de buradan anne geliyor oturun. Süper. Çok güzel. Ya da ekipçe yeriz. Bakarız biraz oraya biraz buraya. Çünkü reçel çok bereketli de bir şey. Evet. Ve de tatlı mı yok? Hemen koy bir şeyin evet. üzerine. Ye bir kurabiye mi yaptın içine? Bence zararlı bir şey de değil. Yani yenilebilir ama bir kaşık. Her yani. Şeyin her şeyin orta kararı önemli olan. Evet, yani yoksa her şeyi yiyeceğiz ama biraz dikkat edeceğimiz zamanlar var, alanlar var. Ama hiçbir şeyi çok yiyip zaten ya ben hep şuna benzetiyorum. Diyorum ki bir havuz var ve onun suyunu çeşmeyi tamamen açarsan çabuk boşalır. Yani. Ama bardak bardak içersen bir ömür. Çok doğru. Öyle baktığınız sürece hepsi evet. bizim için yaratılmış. Doğru evet. kullanmak lazım. Neler yapıyoruz bunu bunun bakalım. Dışında işte iki kız annesiyim. Kızlarım evliler. Burada oturuyorlar. Ben de arada gidip geliyorum. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Siz öyle görüyorsunuzdur. Bunun dışında işte ben böyle blogger olduğum için etkinliklerim oluyor. Yazarlık yapıyorum bir yandan. Çok çok yoğunum aslında. Güzel de konuşuyorsun. Evet. Olur. İleride bir yemek programı da yapabilirsin. Ya inşallah. İnşallah. Ya aslında hayalimde var. Var mı? Var ama hadi benim başlayalım. Beğenen yok. Aşk olsun olur mu öyle şey? Gibi. Hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Önce bir Karadeniz tatlımız var. Pepeçura diye. Bayıldım ona anlatsana evet. hemen. Pepeçura. Değil mi? Doğru evet, söyleyeyim. Pepeçura. Pepeçura. Cura da derler, çura da derler. İşte şiveye göre. Bu Karadeniz tatlısıdır ve üzümden yapılır. Kokulu üzümden yapılır. Herkes bilmiyor sanırım bu tatlıyı. Bildiğiniz meyveli peltenin mısır unuyla yapılışı. Yani puding gibi olacak. Fakat mısır unu buna bir değişik bir lezzet veriyor. Bu Karadeniz kadınlarının ürettiği bir tatlı hadi aslında. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Bakınız. Tamam. Bunun için tenceremizi hı. alıyoruz. Üzüm suyumuzu. Döküyoruz. Bu üzüm suyunu kendim yaptım ben. Üzümleri kaynatıp kevgirden geçiriyorum. Biraz sulandırıyorum. Şıra gibi. Ne kadar şıra güzel. Gibi. Şeker kullanmıyorum. Dileyen kullanabilir. Tarifimde şeker yok. Tamam. Malzemeleri sayalım. Şimdi hemen. Malzemelerimiz. Mısır unumuz 5 kaşık. Bir yemek kaşığı. Tamam. Hemen döküyorum. Ocağın tamam. altını yakar açayım, mısınız? Açayım hemen. Ben zaten pelteyi çok severim biliyor musun? Bayılıyorum. Ben de meyveli harika oluyor. Her şeyi dilek çünkü hafif de oluyor yaz aylarında. Evet hafif oluyor. Mısır unuyla olması çok ilgimi çekti. Ben bir mısır sevdalısıyım. Öyle mi? Biz de öyledir. Yani Karadenizlilik var mı sizde bilmiyorum yok, ama. Yok eşim Karadenizli artık evet. bir 14 yıldır olunca huyundan suyundan bizim üzüme baka baka. Evet mutlaka. Ama ben Karadeniz yemeklerini bir Akdeniz insanı olarak fazlasıyla seviyorum. Özellikle evet. yani favorilerim var aslında ayırması kuymak var ama. Kuymak yapmayı istedim aslında dedim ama yani dedim bayılırım. İçi geçti. Ama onun peynirini bulmak lazım. Yani burada işte evet, evet aynen. Yani. Ne koyacaksın bizim içine canım? Hı. Vanilyamız var. Vanilyam var. Başka? Ondan sonra dur. Bu. Mısır unu koyduk. Mısır ununu koydum. Başka canım. Bu kadar. Tamam. Önce vanilya ile mısır unuyla evet. pişiriyoruz. Bunlar pudra şekerini onlar üzerine krema yapacağım ben. Krema süzme yoğurtlu krema yapacağım değişik. Çok güzel. Hafif olsun diye. İstersen o kadar. Ben onu karıştırayım. Şimdi siz bunu karıştırırsanız ben de kremayı hazırlayayım. Karadeniz yemeklerinden bahsediyorduk hazırım. Devam etmek isterim. İnsan sevdiği konular konuşulunca böyle devamlı bir konuşmak istiyor. Farkında mısınız? Mesela yine Karadeniz yemeklerinden kara lahana dolması. Bayılıyorum. Kuymak, mıhlama. Ama benim favorim ne söyleyeyim mi? Ay bir Karadenizli gelirse işte bana yaparsın. Fasulye turşusu kavurması. Bak ne oldun? Ne oldun? İsmet, ne oldun? Dağıldın değil mi burada? Şimdi onu iki türlü yapıyorlar ama. Bir soğanla kavuruyorsunuz. O çok güzel oluyor. Turşuyor. Bir de böyle turşuyu hafif uzun uzun hani hamsiyi nasıl tavada yaparlar. Onun gibi yapıp çeviriyorlar. Ben daha fazla konuşamayacağım galiba. Bayılıyorum. İnanın fasulye turşusu benim herhalde ilk 10 listemde var. Çok severim. Şimdi kremayı yapıyoruz. Bak fasulye turşusunu konuyu nasıl kapatıyorum. Kremaya konuşuyoruz. Kremanın içine ne koyduk? Kremanın içine biraz pudra şekeri tarifteki gibi. Hı. Ve krem şanti. Krem şanti. Evet bu kadar. De bunu şimdi kaşıkla karıştırsam daha iyi olacak. Şuradan kaşık alayım. Vereyim sana canım bak burada kaşığımız.
Teşekkürler. Rica ederim. Mısır unuyla her şeyi düşünürdüm ama dilek hiç. Başka meyvelerle de yapabilirsiniz bunu tabii. Tabii şimdi. Aha, sen... Aynen. Mısır ununun olması farklı yani. Ben mısırın patlamışı, haşlanmışı. Mısır işte, harika bir meyve yani, ya. Yani mısır ya işte. Yani hatta haşlarsın da o koçanındaki o en son suyu kalır ya, biraz da tuzlu olur. Yani her şeyini çok seviyorum. Son zamanlarda tabii gerçek mısır bulmakla ilgili bizler tereddütler yaşıyoruz. Vallahi ben buluyorum, arıyorum. Biraz hani çok düzenli olmasın diyorlar mısır. Gerçek mısır öyle çok düzenli olmazmış ya. Böyle çok tatlı ve sulu olmasın. Çünkü o zaman biraz hani tatlandırılıyor, şeker falan konuyor diyorlar ama yine de araştırıp buluyorum. Mısırdan vazgeçmeye niyetim yok. O da bizden vazgeçmesin. Aynen. Mısır, mısır. Bizim her şeyimiz mısırdır. Öyle mi? Mısır, karalahana. Biz Karadenizliyiz aslen. Ama İzmir'de yaşıyorsunuz. İzmir'de yaşıyorum. Fakat yani, tabii ki Ege yemekleri de çok seviyorum, yapıyorum. Ama Karadeniz lezzetleri ülkemin de var kötü? Yani. Neresi her kötü? Yeri, her yeri. İnanın, doğuya gerçekten. Git, o etler, doğu yemekleri. Kebaplar. İşte Akdeniz'e git, hem kebabıydı hem yeşiliydi. Damadım işte, Mardinli mesela. Ay, onların yemeklerine de bayılıyorum. Mardinlilerin yani, yemekleri, o kuru dolmaları falan yani. Benim karşıda bir Nursel ablam var, Mardinli. Evimin karşı komşum. Hep böyle yapıyor, sağ olsun. Görüyorum da değişik değişik. Şimdi o kaynamak üzere herhalde. Hı hı. Bunları bir soğutacağız, ondan sonra servis olacak. O yüzden önce buradan başladık. Evet, o yüzden başladık. O şimdi kaynadıysa... Biraz daha dursun. Şimdi sen onu direkt buzdolabına atalım. Hı hı. Tepsimize koyacağız. Bunu tepsimize mi koyacağız? Evet. Tamam canım. Nasıl, evde çok sık yaptığın bir tatlı mıdır? Açıkçası sık yapmıyorum. Çocuklarım pek sevmiyorlar. Bir de ya annemlerleyken yapıyordum bu işi. Baksana, yani bu tarifi. Açıkçası çok yapmıyorum. Bir kendime yaparsam yapıyorum. Harika bir tarif. Değil mi? Yani çok güzel. Çok faydalı üzüm biliyorsunuz. Pekmez yaptın sen. Mısırlı pekmez yaptın. Aynen, ben sana söyleyeyim. Üzüm suyunu kaynattı. Biraz da şey koydu. Doğal pekmez yaptı. Bu arada harika. Tepsimizi biraz ıslattım. Tamam. Yapışmasın diye. Hadi bakalım. Şimdi hadi, gel bakalım. Şimdi ben alayım sizden onu. Böyle. Koyalım. Gel. Elin yanmasın. Gel ben dökeyim istersen. Tepsimiz biraz büyük olabilir ama olsun, ince olur. Altına çünkü, da su koydun değil mi? Çünkü üzerine krema süreceğiz. O yüzden. Güzel olsun diye. Size zahmet oluyor. Estağfurullah, olur mu? Ben mutfakta böyle. Seviyorsun da mı? Çok seviyorum. Çok seviyorum. Hatta İzliyorum böyle diyorlar sizi. Ki Açeli Hanım yemek programı. Yok diyorum, ben yemek programı yapmadım yani, çok az yaptım. Yapabilirsiniz ben aslında. Aslında. Yok. Seviyorsunuz. Herkes ben mesleğini yaptım. Ben oyuncuyum. Oyunculukta sonra televizyonculuyum. Evet. Hah, yayalım onu. Ben yapayım televizyoncuyum isterseniz. Televizyoncuyum ama naçizane ben de bir kadınım yani sonuçta. Yani. Buyurun. Ve evimde de yemeğimi kendim yapıyorum. Onu paylaşıyorum, yardım ediyorum işte. Fazla olmuş. Olsun, çok güzel. Olsun. Daha güzel oluyor biliyor musun? Öyle mi? Hadi bakalım. Şimdi bunu donduracağız. Buradaki püf nokta evet, bu değil mi? Evet, bu dondu. Yani soğuyacak. Üzerine de kremamızı süreceğiz. Tamam. Sonra üzüm taneleriyle süsleyeceğiz. Bu kadar. Ya da fındık fıstık da çok atabiliriz güzel. Üzerine çok ne güzel. İstiyorsanız. Bu kadar. Şimdi o soğusun. Bunu şimdi soğusun. Hemen ben alayım. Koyacağım bunu buzdolabına ben onları. Siz. Tamam. Şimdi öbür geçelim. Enginar böreğimize. Bunun için önce enginarlarımız haşlanmış ve evet. Ben daha önceden haşladım ve doğradım. Zeytinyağını ocağa açalım önce. Şöyle. Açtım. Bak öğrendin ocakları. Evet, ben görürüz. Mutfak olsun bana yani her yere. Kızlar da yapıyor mu böyle güzel? Çok güzel yapıyor onlar da. Bir yarısını zeytinyağı kullanalım yarım bakalım. Yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ettik. Ekleyebiliriz. Biraz tereyağı de tas versin. Evet, şöyle atalım. Soğanımız sonradı değil mi? Bir tahta kaşık alabilir miyim? Getiriyorum. Şimdi getiriyordum hayatım. Teşekkür ederim. Bu arada ben hashtaglerimizi çok merak ediyorum. Şimdi soğan kavuruyorsun değil mi sen onunla? Şimdi burada soğanımızı kavuracağız. Hashtaglerimize bakmak tabii istiyorum. Tabii ki. Ay ne güzel. Şanslıyım çünkü sağlıklıyım. Bravo size. Ve 3 tane evladım var. Allah daha güzel günlerini yaşatsın size inşallah. Karaca, Şerife, 333, Ebru, Yavuz,
sağlığım yerinde. Yeni doğmuş sağlıklı bir bebeğim var. Ay güle güle büyüt inşallah. Mutlaka Ebru Hanım bugün yayını kaçırmayın. Biliyorsunuz bebeğin uyku düzenini öğreteceğiz. 5 yaşına kadar nasıl kurulur? Çok önemli. Şanslısınız, bugün bebeğinizle ilgili bilgi alacaksınız. Özlem Yücel yazmış. Şanslıyım çünkü elim ayağım tutuyor. Şans kapılarını kendim açıyorum. Çok şükür. Bu zamana kadar her istediğim oldu. Eğer bir gün sizi de yakından görmek isteyeyim, gerçekleşse şansım devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Her zaman buyurun gelin. Başımızın üstünde yeriniz var. Bilgiç Hayat yazmış. Sizi hep takip ediyorum. Gülen yüzünüz olmasın. Hiç şanslıyım çünkü kendimle barışık biriyim. Hayata gülümsüyorum. Hayata zaten biz mutluysak çevremizdeki insanlar da mutlu olur. Çok doğru. Yola devam. Ay. Şanslıyız. İsminizi paylaşacağım çünkü beni çok mutlu ettiniz. 77 Didem 77. Koruyucu aileyiz ve bu evlat ile hayatımız daha anlam buldu. Şanslıyız çünkü kızımız kardeş sevgisini bu evlat sayesinde yaşıyor. Ben sizi gönülden tebrik ediyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum. Allah gönlünüzün büyüklüğünü bütün bir ailenize yansıtsın diye de dua ediyorum. Medine Aydın, şanslıyım çünkü sağlıklıyım. Çocuklarım sağlıklı, eşim sağlıkla çalışıyor. Kendi paramı kazanıyorum. Hayvanları çok seviyorum. Bravo size. Mutluyum, şanslıyım. Sizi izliyorum. Sevgiler, biz de şanslıyız bizi izlediğiniz için. Bu arada enginarlarımızı da koyduk. Evet. Soğanı biraz yağda soteledim. Evet, soğan, ardından tereyağı. Haşlanmış enginarlarımızı, evet, biraz daha soteleyeceğim. Sonra ocağın altını kapatıp peynirleri ilave edeceğim. Maydanoz ve dereotu, tuz, karabiber. Biraz da kaymak ekleyeceğim. Of. Biraz o kaymak biraz kalorisi fazla ama inanın lezzet katıyor. Evet, herkes genelde, Gül Hanım da, Gül Veysel 63. Şanslıyım çünkü elim ayağım tutuyor. Çok önemli bir şey bu. Yani nefes aldığımız her an. Bu arada ara sıra hayatımızda, değil mi, şanssızlıklar da olabilir. Olabiliyor ben tabii ki. Ben onun da bizim için iyi olduğunu, hayır olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü de. Bazen bizler bir plan yapıyoruz ama o plan bizim için iyi olmuyor. Tabii ki bizi yaradan bunu çok daha güzel planlıyor. Her zaman teslim olmayı, ben kendi adıma kendi fikrimi söylüyorum. Her zaman başınıza gelen olaylarda Allah teslim olma gücü versin diyorum. Ben hep çıkışı orada buldum. Paylaşmadan edemedim. Çok güzel. Benim çıkışım o oldu hep. Çok güzel. Elimlendim. Evet, sessiz kaldık. Çünkü ben şu an enginara döndüm. Anlat. Ben enginara doldum hatta. Biraz sakarımdır, kusura bakmayın. Önemli değil. Sakar mısındır? Evet, biraz sakarım. Neden o biliyorsun değil mi? Çok şeyi düşünüyorsun ya. Ondan değil mi? O çok şey düşünen insanlarda biraz oluyor. Çünkü birçok şeyi aynı anda yapma telaşesinden, evet, benim de öyle. Siz de mi öylesiniz? Benim de öyle. Olabiliyor öyle şeyler. Peki torun var mı? Bekliyorum inşallah. Hadi bakalım. Olacak. Ay. Ne koşuyorsun? Zorla koşar. İzmir tulumu. Reklam olmaz herhalde. İzmir tulumu peynirimiz. Bir de ben kaşarlı diye kullanıyorum ama eriyen bir tür peynir olsa da kafi, erisin. İçinde erimesi önemli. Önemli olan. Aha, tamam. Evet. Döktük ve altını kapatıyorum. Yeter bu pek kadar. Kalorili bir şey değil canım. Tereyağı var. Bolca zeytinyağı var. Ama yani bu böreği inanın ben bir restorandan öğrendim bu böreğin yapımını. Yani çok güzel şahane. Yani. Çok güzel. Yani ben şimdi bundan bir dilim yerim. İki dilim.
Bundan tabii, bir dilim. Güzel bir dilim. Ben çünkü de bir dilim. Doyurur yani. Da zaten tabii, bu lezzet. Tabii doyurur. Ama enginar ya. Ne diyorlar biliyor musun sevgili? İnsanın 50 tane enginar yemesi lazımmış bir yılda karaciğerini yenilmesi evet, için. Evet. Ben yemeye çalışıyorum. Benim de karaciğerimden rahatsızlığım var biraz. Hı-hı. Ameliyat oldum yine. Geçmiş olsun. Karaciğeri bol tüketmeye çalışıyorum gerçekten. Doğru söylediniz. Karaciğeri temizliyor. Temizliyor. İçindeki mineralleri şimdi sayamayacağım. Yani gerçekten çok faydası var. Ben de var. Şöyle düşünüyorum. Yani düşünsenize yemyeşil bir evin içinde bize sunuluyor. O yapraklar, o güneş kökten geliyor. Güçlü bir bitki baktığınız zaman enginar böyle mucizevi bitkilerden bir tanesi. Hepsi öyle ama enginarın gücünü ben açıkçası dalında görüyorum, yaprağında görüyorum. Ben yapraklarını da yerim mesela enginarın. Evet. Bilenler biliyordur, bilmeyenlere anlatayım. Böyle büyük yaprakları buharda ya da İstiyorsanız az suda haşlayın. Böyle yapraklarını koparın. Dibi etlidir onların. İsterseniz bir yoğurtlu sarımsak ve nane ile böyle dip sos yaparak çok güzel yersiniz. Hem fayda sağlarsınız hem de muazzam bir lezzete kavuşursunuz. Bilenler devam etsin, bilmeyenler denesin derim. Şimdi Açeli Hanım siz buyurun. Onu karıştırabilir misiniz? Tabii. Ben bu arada yufkaları hazırlayayım. Tamam. Bizim içimiz bolmuş ya. Başka tencerede yol arasında ne öyle bir şey vardı. Değiştirilmez ama. Bol koydum. Bol koymuşuz, koyuyorum evet. Ama 5 yufkaya 4'e böleceğim yufkaları. Ne güzel. Ocağımızın altını söndürmüştük değil mi? Tamam. Evet evet. Ya, doğru bir hareket. O zaman biz ne yapalım? Büyük bir... Ufak bunu sonra kullanacağımız bir şey var mı? Yıkarız oğlum. Ha yok. Hayır, hiç problem değil. Şöyle ben böyle rahat rahat karıştıramazsam kendime gelemem. Değil mi? Evet. Karabiberini, tuzunu koydum. Koydun zaten. Ben karıştıracağım. Kaymağını da koydum. Şimdi sıra geldi. Bunları bölmeye. Bunların içine de yumurtalı haç yapacağız. Hı hı. Yumurta, zeytinyağı. Ben hepsini bir kesiyorum. Diyor ki börek, ben İzmirliyim. Aynen. İzmir gibisi yok. Bu arada İzmirli blogger arkadaşlarıma da selamlarımı yolluyorum. İlla dediler bize selam yolla. Ben de söylüyorum çünkü biz onlarla çok buluştuk. Evet. Onlar çok iyi biliyorlar. Hani büyük bir restoranda buluştuk. Bir gün sonra bir yerde buluştuk. Evet, sene, biliyorum ben gelemedim. Gelemediniz. Evet. Onlarla, hayır, bu sene değil daha önceki senelerde de buluştuk. Evet. Çok tatlılardır. Sevgilerimi iletiyorum. Harika yemekler yedik. Yemek bloggerlarıyla. Yaklaşık 100 kişiyiz biz İzmir bloggerları olarak. Evet, siz bayağı gelmişsiniz. Evet. Bayağı gelmişsiniz biliyorum. Çok güzeliz ya. Yani her yerlere gidiyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Çok güzel anlaşıyoruz. Ben de çok beğeniyorum. İyiyiz. Genelde yufkaları dörde bölüyoruz. Dörde bölüyoruz. Oldu herhalde. Bir öğün gibi oluyor. Yani bir kişi bir dilim börekle doyabilir bu enginar da. İçi de bol. Tabii. Çok lezzetli bir börek oluyor. Tavsiye ederim. Tamam. Şimdi bir tane doldurmayı gösterelim. Evet. Şimdi ama hemen bunu yapmam gerekiyor. Ver ben kıracağım. Neyi? Kaç tane istiyorsun? Bir yumurta. Bir yumurta istiyorsun. Bir yere kıracağım ben şimdi hemen. Bir yumurta sarısı. Yumurtanın sarısı mı? O evet, da tamam. Evet. O da bizden. Biraz zeytinyağı. Biraz zeytinyağı. Süt. Sütümüz orada. Tamam hemen yapıyorum. Bakalım mutfakta biraz hızlanalım çünkü. Evet. Evet, diğer evet, konuğumuz evet. bekliyor. Evet. Yayın böyle bir şey yapacak bir şey yok. Hemen yumurtanın sarısını çıkarıyorum. Görüyorsunuz. Buraya koydum. Sütümüzü hemen ilave sütümüzü ediyoruz. İlave ediyoruz. Okey. Biraz da zeytinyağı döküyoruz. Hemen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi başka bir şey yok zaten. Üzerine sürüp bir tane göstereceğim şimdi. Hemen bir tane katlamasını, sarmasını görelim. Şöyle. Fırça da vereyim ben sana. Rica edeceğim. Alacağım. Bu iç harcına sadece sodayla da yapabilirsiniz. Soda ve yağla. Ben bunu tercih ettim bugün. Böyle her tarafını yağlıyoruz yufkanın. Tepsimizi de çıkarayım. Hazır olsun. Evet. ben şimdi nerede? İçimiz orada. İçimiz burada. Şu an biraz sıcak. Ben sadece göstermek amaçlı tamam. koyuyorum. Birazdan soyunca hepsini saracağım. İzleyicilerimiz görsün. Evet, alayım bol bol koyuyorum. Şöyle rahat rahat çalış şurada.
Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Sanırım bu kadar yeter size. Daha ister değil misin? Bilmiyorum. Biraz daha koyayım. Tamam. Bol bol olsun. Şöyle. Bildiğim gerçekten usul. Bir tanesi bir kişilik. Şöyle. İşte evet evet. Bir tanesi özelliği bir kişilikmiş. Hmm. Bu kadar. Aa, enginar koyuyoruz. Dürüm. Aynen. Değil üzerine mi? De yumurta hani sarısı. Hani vardı ya bizim kebap dürüm filan. Bu da enginar dürüm oldu. Üzerine yumurta sarısı, çörek otu şahane. Harika bir öğün. İçinden da şimdi şöyle... o peynirler akacak. Böyle ay, şahane. Harika harika. Yanında da bir ayran şöyle ya da kefir. Bol ekşili. Evet. Bir tane daha yapalım, yapalım hemen. Sonra ben konuma geçeceğim. Okay. Şöyle alayım. Çok önemli bir şey bu çocuklarda uyku. Çünkü hani nasıl başlarsan öyle gidiyor bu hayatta. Ben biliyorum. Doğru başlangıçlar yapalım. Tabii ki her ailenin kendi dinamiği var. Kendi içsel yolculuğu var ama bilgi sizi hayatta her zaman rahatlatır. Ben onu düşünüyorum. Evet. Sıkıştığınız noktada bilgiye, bilgiden başka bir şeye ulaşmamak gerekiyor. Evet. Evet. Bu da böyle. Şimdi katladık. Biz böyle. Hı. Tamam. Enginarları katlayacağız, katlayacağız. Ondan sonra enginarlı işleri, enginarlı böreğimizi yapacağız. Ama ben izninizle Sinem Gerger hanımefendiye gideceğim ve şu uyku sorununu bir konuşacağım. Hoş geldiniz sevgili Sinem. Sizi şöyle öpeyim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz sizi gördük, çok iyiyiz. Çünkü hem ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, bebek bekleyenler, çocuğu daha yeni doğanlar ya da 5 yaşına gelenler çok önemli bir konu. Aslında aile matematiğini oluştururken huzurun en çok arandığı alan bence uyku. Öyle değil mi? Çok haklısınız. Biz o huzuru bulmak için bazen çocuğumuzu yanlışla yönlendiriyor olabilir miyiz? Olabilir miyiz? Hadi konuşalım. Hadi konuşalım. Şimdi öncelikle tabii çocuk sahibi olanların, olmak isteyenlerin gözünü korkutmayalım. Çünkü bazen bakıyorum, araştırıyorum. Tabii evet. Algıda seçicilik oluyor. Konu uykuda olunca benim uzmanlık alanım. Çok korkuyorlar. Çocuk sahibi hı-hı. olmaktan korkuyorlar. Çünkü uyumayacak. Bütün işte onu uyutmakla uğraşacağız. Hı-hı. Bütün günümüzü ona vereceğiz. Gecelerimiz uykusuz kalacak. Aslında böyle değil. Korkmayın. Hı-hı. Çünkü uyku öğretici bilen bir süreçtir. Hmm. Yani bir bebeğe, bir çocuğa elbette yeni doğan dönemi dediğimiz yani 0-4 ay tabii ki bir düzen beklemiyoruz. Onlar daha çok küçük, bizlere ihtiyacı var. Hmm. Ama o 4-4,5 özellikle 5. aydan sonra harika bir düzen oluşturabilirsiniz. Hmm. Ve bu anne babanın elinde. Eğer doğru uyuma şeklini öğretirseniz sabaha kadar kesintisiz, huzurlu, mutlu, gündüz uykuları da gene düzenli bir şekilde uyuyacaktır. Peki bu uyku ile ilgili aslında siz kime eğitiyorsunuz? Çok güzel sordunuz. Çok teşekkür ederim. Rica bu ederim. Soru için. Kesinlikle anne babayı eğitiyorum. Çünkü çocuğa ne verirseniz, bebeğe ne verirseniz onu alıyor. Onu öğreniyor. Siz bebeğinizi emerek uyumaya öğretmişsinizdir. Onu öğrenmiştir. Kucağınızda pışpışlayarak, burada. Yürüterek. Ben emerek evet. 2 yıl emzirdiğim için öyle uyuttum. Yanlış yaptım biliyorum ama öyle oldu. Ya öyle aslında gelişti. Yanlış demeyelim buna. Siz mutluysanız, çocuk mutluysa. Siz doğal ebeveynliği seçtiyseniz bence hiçbir problem çok yok. Mutlu. Ama nerede sıkıntı başlıyor biliyor musunuz Açeli Hanım? Hem ayırırken bir çocuğa eziyet oluyor. Şimdi 2 yıl boyunca emzirdim. Evet buradaydım. Artık meme bitmek zorunda. Hadi git yatağına. Şimdi bu biraz bencillik gibi geliyor. Zaten öyle olmuyor. Yani pat diye de olmuyor. Devamı geliyor. Hı-hı. Yani siz doğal ebeveynliği benimsediyseniz aslında sıkıntı yok. Çok güzel. Ama işte bunun sonraları çıkıyor. Evet. Anne için yorucu, anne sabaha kadar uyuyamıyor. Emzirme duygusu annelerde bağımlılık yapıyor. Yani daha doğrusu çocukta bağımlılık yapıyor ve anne işkence olarak dönüyor. Sonra o kadar üzülüyorum ki anne diyor ki 1 yaşında ama memeyi keseceğim. Lütfen diyorum memeden kesmeyin. Sadece memesiz uyumayı öğretin. Çok doğru. Aslında püf nokta bu. Yani memesiz uyuyabileceğini ve gece boyu o döngüyü atlatabileceğimizi öğrettiğimiz an emzirme gene dünyanın en güzel duygusu haline geliyor. Yani asıl püf noktaları biraz bunlar. Çok doğru. Peki burada tabii ki biz de anneliği babalığı öğreniyoruz baktığınız zaman. Evet. Doğuştan anne baba değiliz. Evet. O yüzden biz kaç aydan itibaren 4. aydan itibaren aslında eğitime başlıyoruz diyebilir miyiz?
Evet diyebiliriz. Burada kıstas olarak ben hiçbir zaman bir kitapta yazan bilginin doğruluğunu inanmıyorum ve ben de savunmuyorum. Her zaman kendi bebeğimizi tanıyacağız. Evet 0-4 ay yeni doğan dönemidir. Uyku düzeni yavaş yavaş oturur. Kimi çocuk da 5. aydan sonra, yani genel olarak 5. aydan sonra uyku eğitimi öneriyorum. Ama bazen 4.30'da başlıyoruz, bazen 5.30'da başlıyoruz. Şimdi eğer sizin bebeğinizde kolik varsa birincisi bunun bitmesini bekleyeceğiz. Tabii. Çünkü kolik dediğimiz şey daha tıp dünyasında bile ne diye geçiyor? Bilinmeyen gaz sancıları. Yani daha tıp bilmiyor. Çocuğun neden ağladığını, neye tepki verdiğini bilemiyoruz. Dolayısıyla bu dönemde çocuğu rahatlatmak, sakinleştirmek, yanında olmak gerekiyor. Hadi bakalım sen uyu kısmına geçmeye daha zaman var. Ama 5. aydan sonra çocuğumuzu tanıyarak, bilerek, onu okuyarak, ben çocuğu okumak diyorum buna. Çocuğu okumak çok önemli. En çok bahsettiğim şey kendi sayfamda da, kendi danışanlarıma da en çok söylediğim şey, lütfen komşunun çocuğuyla sizin çocuğunuz aynı değil. Lütfen çocuğunuzun uyku saatlerini bir not alın. Bir 3-4 gün şöyle bir yazın bakalım. Sizin çocuğunuz hangi saatlerde uyuyor? Hangi saatlerde besleniyor? Nerede neyi yanlış yapıyoruz? Kaçta yatırdığınızda daha uzun uyumuş, kaçta yatırdığınızda kısa uyumuş. Aslında bu çok basit bir formül. Bunu yazdığımızda bile ortaya şu çıkıyor. Aa, çocuğun uyku saatini kaçırdığımız için az uyumuş. Doğru zamanda yatırdığımızda bir bakıyoruz, gündüz uykusu çocuk 1-1,5 saat uyuyor, mutlu uyanıyor. Aslında çok basit böyle formüller var. Annelerin biraz araştırması lazım. Şimdi birazdan şeyi de Sinem'e soracağım. İkiz bebekleri, hatta 300 bebekleri olanlar var. Onlar nasıl uyutuyor çok merak ediyorum ama onlar beklesinler biraz. Çünkü başka bir şeyi merak ediyorum tam bu konuyla ilgili. Hani emen çocukta benim 8 yıl oldu ama şeyi hatırlıyorum. Hani gündüz uykuları da 3'er saat, özellikle doğduğu zaman da 3 saatte bir uyutuyorduk, emziriyorduk, uyutuyorduk, emziriyorduk. Böyle tabii, gidiyordu. Ve ben 1 yaşına kadar 2 uyku, gündüz 2 uykumuz vardı. 11 uykumuz, çok saat 4 uykumuz vardı. Bir de akşam uykumuz vardı. Mama da hiç vermediğim için tabii ki belli bir süre sonra emen çocuk daha hızlı uyanıyor. O yüzden de hep bana bana hep şey önerdiler. Ya, akşam en azından bir mama ver de. Hani şöyle rahat tutsun, uyusun dedi. Ben vermedim. Çok doğru yapmışsınız. Doğru mu yapmışım? Kesinlikle doğru yapmışsınız. Aa. Bu o kadar yanlış bilinen bir şey ki. Biz şöyle düşünüyoruz. Uyanmasının sebebi kesinlikle açlık. Anne sütü yetmiyor ve açlığa uyanıyor. Ama bakıldığında 9. ayı geçen bir çocuk zaten katı gıdaya başlamış ve katı gıdada ön plana çıkmaya başlıyor. Yani anne sütü elbette devam ama anne sütü ne oluyor? Biraz böyle üstüne tatlı niyetini, hani bizim böyle şekerleme dediğimiz niyetini oluyor. Dolayısıyla söz konusu açlık değil. Şimdi eğer açlık olsa muhtemelen işte hemen hemen aynı saatte kalkıyor çocuk. Evet. Gece 12'de, 3'te, 5'te ama o çocuğa her gün aynı şeyi yedirmiyoruz ki. Örnek veriyorum, bir gün biraz daha fazla çorba yer, bir gün biraz daha fazla proteini, etini yer, bir gün biraz, yani dolayısıyla aynı şeylerle beslenmediği için her gün aynı saatte kalkıyorsa alışkanlık ve şimdi bağımlılık. Şimdi onu diyecektim, yemeğe geçtiği zaman bile çocuk yine kalkıyor. Yani hani bu yemekle çözülmeyeceğini ben zaten yaşadım. Demin söylediğiniz de çok doğru. Anne de bağımlı oluyor emzirmeye. Aslında istemiyorum dediği istemiyor ama o da o saatlerde uyanmaya alışık aslında. Merak ediyor. Ben uyanmıyorum ama ona ne durumda? Tabii. O bile uyandırıyor. Yani burada aslında ikili bir uyku bozukluğu oluyor diye kesinlikle, düşünüyorum. Tekli değil. Yani ebeveynin de uykusu bozuluyor. Kesinlikle. Zaten asıl olan şey, şimdi biz çocuklar ilk doğduğunda tabii 9 ay bekliyoruz. Hele ilk çocuğumuzsa böyle üstüne titriyoruz. Kucağımızı uyutuyoruz, alıyoruz. Öyle de olması gerekiyor. Bu duygular da güzel. Kesinlikle. Ama genelde şöyle oluyor. İşte 40'ı çıktıktan sonra bize yardım eden anneanneler, babaanneler. Kucağa alıştı mı? Hafifçe. Hem kucağa alışma, bir de evden çekilince biz bir baş başa kalıyoruz çocukla. Sonra günlük işler, belki anne işe dönüyor, yani ev işleri ağır gelmeye başlıyor ve artık bebeğimiz o kadar uzun kucağımızı tutmak istemiyoruz. İşte yemek de yapmak istiyoruz. Hemen şey salınacak. Bu sefer ne oluyor? Çocuk diyor ki ben buna alıştım. Ben orada iyiydim. Şimdi orayı ayırmak biraz zor oluyor. Tabii ki kucağımızı alacağız. Sıcaklığımızı vereceğiz, sevgimizi vereceğiz, emzirmeyi vereceğiz ama
bağımlı olmayacak. Yani çocuk bize bağlı olacak ama bağımlı olmayacak. Bu ikisi nereden arasındaki çizgi. Nereden anlıyoruz bağlı ve bağımlı olma farkını? Şöyle, bağımlı olan çocuk her gece aynı saatte kalkıp uykuya geri dönemez memeyle buluşana kadar. Mesela memeyi aldı, 2 dakika sonra uyur. Ama 2 dakikalık bir emzirme tokluk ya da açlık göstergesi değildir. Hmm. Yani o tok belli, acıkmamış. Sadece bu şekilde uyumayı biliyor. Hmm. Ya da yanına gideriz, hafif kucağımıza alırız. Genelde babalar omuza alır, omuzda pışpışlar. Evet. Tekrar koyar. Çünkü çocuk orada uyku döngüsünü atlatıyor. Şimdi bebeklerde uyku döngüleri dediğimiz şeyler var. REM uykuları ve non-REM uykuları. Hmm. Aslında gece boyu uykular derin uyku, hafif uyku, derin uyku şeklinde ilerliyor. Şimdi tam derin uykuya geçerken çocuk ortalama 90 dakikada bir uyanıyor ve anneye diyor ki uyuyamıyorum. Çünkü bana uyumayı öğretmedin. Bırakacak mıyız peki? Kucağımıza mı almayacağız? Hayır, bırakmayacağız. Şöyle, başlangıç noktamız önemli. Memede uyutmayarak işe başlayacağız. Babaya vereceğiz o zaman. Evet, biraz babalar bu noktada, yani eğer emme problemi varsa eğer emmerek uyuyorsa ve bağımlılığı varsa bu noktada babalar bize inanılmaz destek. Çünkü çocuk şunu biliyor. Evet, anneyi gördüğünde diyor ki emerek uyutuyor beni ve daha fazla kendini paralıyor emerek uyumak için. Ama baba da biliyor ki böyle uyuyamaz. O yüzden daha çabuk ikna olup daha çabuk öğreniyor. Yani babaların bu noktada annelere desteği bizim için çok önemli. Yani o zaman şunu anlıyoruz ki biz emzirsek bile çocuklarımızı gece uykularında emzirmeyip babaya teslim ediyoruz. Biz genelde emzirip öyle gazını çıkarmak için babaya teslim ediyorduk. Demek bunu yapmayacağız. Benim şöyle, anladığım o. Doğru mu? Yani evet, kısmen doğru. Şöyle emzireceğiz. Özellikle uyku öncesi ben anneleri emzirin diyorum. Ama neden? Uyumadan yani tam gözü kapalı. Şöyle o sınır çok güzel. Şimdi çocuğun eğer memede gözü kapanıyorsa evet. Zaten birincisi emmeyi bırakıyor, erken bırakıyor. Evet. Sütteki o 3 bölümü alamıyor. Evet. Demek ki biz son dakika emziriyoruz çocuğu. Yani memede artık bayıltıyoruz, uyutmuyoruz artık. Ay, böyle kendinden geçiyor. Farkına varacağız. Şimdi ne yapacağız? Uyku saatinden bir yarım saat önce emzireceğiz. Şimdi her akşam 8'de yatırıyorsak biz bebeğimizi, evet. 7.30'da biz 7'de odaya gireceğiz. 7.15 gibi emzirme işlemimizi yapacağız. Ondan sonra gazını çıkartıp belki biraz güzel bir masaj yapacağız, rahatlatacağız. Ondan sonra babayı vereceğiz ve babanın uyutmasını sağlayacağız. Tabii baba da kucağında uyutmasın, gene yatağında uyutsun ki gözler yatağında kapandığı için gece boyu tabii, yani şimdi şöyle düşünün. Siz akşamleyin uyudunuz, televizyon karşısında salondaydınız. Sabah 5'te gözünüzü bir açtınız, yatak odasındasınız. Ne hissedersiniz? Salonda uyumuştunuz. Getirdi? Ne oldu? Kim? Bir güvensizlik ortamı kesinlikle var değil mi? Kesinlikle katılıyorum. İşte biz çocuklara bunu yapıyoruz. Çok şimdi doğru. Ben burada uyuttum çocuğu. Bana güven dedim. Gözlerinin içine baktım. Uyuttum. Biz bir de bekleriz böyle. Çocuk uykuya dalar. Bütün kollar, eller böyle çocuğun kendinden geçer. Ondan sonra yatağı bırakır ve böyle sessizce kaçarız. Ve çocuk ilk uykusunda uyanıyor. Ve ne diyor? Yoksunuz yanımda. Yani buradaydınız, kokunuz buradaydı, siz buradaydınız, yoksunuz yanımda diyor ve ağlamaya başlıyor. Ama yatakta gözünü kapattığında diyor ki, ah benim yatağım, zaten burada uyumuştum. Benimsiyor da. Benimsiyor. Doğru bağlanıyor. Anlıyor, güzel duyuyor. Doğru yere bağlanıyor. Aynen öyle ve gece diyor ki, size ihtiyacım yok, ben uykumu kendim atlatabilirim. Ya görürüz ya onları, hani özellikle Avrupa ve Amerikan filmlerinde... Çocuğu bırakırlar. Çok özeniyorum. Hadi yavrum iyi geceler. İyi geceler. Ben kitabımı okuyacağım anneciğim babacığım. Ben hep filmlerde olur zannediyorum bunu. Demek ki doğrusu o. Yok, bir tek filmlerde olmuyor. Bunu öğretirseniz ciddi anlamda her çocukta başarı. Ya bu biraz sanırım Türk anne babaları biz duygusal insanlarız. Ve biraz aslında biz bağlanmayı seviyoruz. Yani çok doğru bir tespit. Bize bağımlı olsun biz istiyoruz. Evet. Çünkü bakıyorum etrafıma da böyle. Geçen gün parkta bir kız çocuğu, 1-1,5 yaş grubunda düştü. Böyle çok hafif bir bacağı çizildi. Annesiyle babasıyla beraber. Babası aldı, böyle öpüyor, okşuyor falan. Annesindeki söz şu: ver çocuğu bana. Çünkü şöyle düşünüyoruz, sadece özellikle anneler, sadece ben iyileştirebilirim, yok. Sadece ben bakabilirim. Olur mu canım? Biraz böyle bizim de aslında çocuğa karşı bağımlılıklarımız ortaya çıkıyor. Sevgili Sinem, ben şimdi sorular okuyacağım sana ama tam ben sorularımı seçerken, çünkü aynı sorular oluyor, siz de takdir edersiniz. Bize ikiz bebekleri ya da çoklu bebeği nasıl, kardeşliği nasıl uyutabiliriz? Onunla ilgili bir örnek verirsen sevinirim. Seve seve. Şimdi
İkiz bebeklerde ve çoklu kardeşlerde, biri daha küçük, biri daha büyüklerde, en çok sorulan şeylerden bir tanesi uyku. Doğru uyku alışkanlığı kazandırmak istedik. Nasıl başlamalıyız? Şimdi eğer ikizse şunu unutmayın. Zaten onlar anne karnından itibaren birbirleriyleydi ve birbirlerinin zaten doğuştan uyku arkadaşı. Dolayısıyla aynı anda başlayabilirsiniz. Ama buna bakarken şuna dikkat edin. Eğer ikizlerden biri çok iyi uyuyorsa, mesela sabaha kadar deliksiz uyuyor, diğeri uyumuyor. O zaman farklı odalarda başlayıp ve bir hafta 10 gün sonra diğer bebeğin de uykularını düzeltip aynı odaya alabilirsiniz. Ama her ikisinde de uyanma ve bağımlılıkla, kötü uyku alışkanlığıyla uyuma varsa aynı odada başlayıp, kardeşler arasında eğer yaş farkı varsa önce küçük olanla başlayın. Çünkü büyük olan daha çok 3 yaşını geçmiş oluyor bazen. Küçük olan uyumaya başladıktan sonra büyük olan daha bilinçli bir şekilde diyor ki annem siz uyuyor, babamın yatağında, annemin yatağında uyumuyor. O zaman ben de uyuyabilirim mantığı biraz daha hızlı yerleşiyor çocuğa. O yüzden eğer kardeşlerse ve aralarında yaş farkı varsa küçük, önce küçüğe öğretip daha kolay çünkü. Ne kadar küçükken doğru uyku alışkanlığını verirseniz o kadar kolaysınız. Ağaç yaşken eğilir diye atasözü başına söylenmemiş. Hemen sorularımız var. Gülşah Hanım sormuş. Ona 16 aylık sadece sallayarak uyutabiliyorum. Başka türlü uyumuyor. Nasıl değiştirebilirim ve gece çok sık uyanıyor, ne yapmam gerekiyor? Şimdi sallama esasında şu. Beynimizde bir nokta var. Bu çocuklarda da var. Sallandığımızda başımız dönüyor. Başımız döndüğü için gözlerimizi istemsiz kapatıyoruz. Ve aslında hafif uyku dediğimiz uyku kısmına geçiyoruz. Çünkü sallayan annelere bakın. Ya devamlı ayakta sallarlar. Yani çocuk böyle gözünü açar gibi olur. Tekrar sallarlar uyutmak için. Ya da sallayıp koyduktan sonra kısa bir süre sonra çocuk uyanır. Yani tutuyor. Hani araba tutar ya bizi. Çocuğu yani. Araba hani tutar, şey tutar. Hani çocuk sallana sallana. Uyku. Ben aynen mesela arabada öyle uyurum çünkü araba tutar beni. Aynı mantık herhalde. Aynen, ama hafif uykuya geçtiği için çocuk. Yani bizim dinlendirici, çocuğu büyüten, büyüme hormonlarının çalıştığı uyku kısmında olmadığı için uyandığında tekrar çocuk mızmızdır, tekrar uykuya ihtiyaç vardır. Gece boyu sallanarak uyuduğu için tekrar hep aynı döngüyü yaşamak ister. Sallayarak uyutuyorsanız bunun tek çıkış noktası sallamayı bırakmaktır. Yani burada şey yok. Yavaş yavaş bırakayım yok. Mesela emzirmede onu yapabiliyoruz. Mesela bir uyku öncesi veriyoruz, birinde daha yumuşak geçiş yapabiliyoruz. Ama sallayarak uyutmakta öyle bir şey yok. Evet, yani benim, direkt kesersiniz. Benim canım arkadaşım Feyza, o da yeni babaanne oldu, sormuş. Kolikten dolayı uyuyamıyoruz. Bizimki kolik, ne yapabiliriz diyor. Şimdi kolik için özellikle muhtemelen 0-4 ay yeni doğan daha yeni doğdu şu an. Evet. Ah, maşallah. Maşallah. Kolik için önerebileceğim en güzel şeylerden biri, birincisi lütfen yarım kundak dediğimiz eskiden anneannelerimiz çok yapardı. Tam değil ama, yani çocuğun vücudunun tamamen kundaklandığı kundak tipi değil. Yarım kundak dediğimiz, kollarının kundak şeklinde olduğu, bacaklarının ise daha geniş bırakıldığı, kalça çıkıklığı olmaması için, çocuğun gazını rahatlıkla çıkartabilmesi için bir mutlaka yarım kundak yapın. Kundak. Çünkü kendini güvende hissediyor. İkincisi beyaz gürültü dediğimiz sesler var. Çocuğun anne karnında duyduğu sesler. Aynen öyle. Ben kızımı onunla kurtarmıştım. Fön sesi, elektrik süpürgesi sesi çok seviyorlar. Çünkü burada 9 ay onu dinlediler. Ve o ses duyduğunda diyor ki İşte bu, güvendeyim, uyuyabilirim ve sakinleşmeye başlıyorlar. Evet. İkisi onları rahatlatacaktır. Biliyor musun sevgili Sinem'ciğim, ben sallayarak uyku sisteminin de biraz oradan esinlendiğini düşünüyorum annelerin. Anne karnında hani biz yürüyoruz. Aynen öyle. Çocuk devamlı uyuyor ya biz. O yüzden de son aylarda özellikle biz uyuduğumuzda uyanıyorlar. O kadar tam, doğru bir şey söylediniz ki yani dönüyor. Bilimsel bunun açıklaması zaten. Var mı? Kesinlikle, yani uykuya zaten karnımıza başlıyorlar. Evet. Dolayısıyla biz 9 ay boyunca tıngır mıngır gidiyoruz ve onlar orada bu şekilde uyumayı öğreniyorlar şekilde. Dünyaya geldiğinde koyduk pusete, tıngır mıngır salladık, uyuyorlar. Uyuyor. Aldık arabaya bindirdik, uyuyor. Aynen, uyuyorlar. Ama işte o noktada bizim el atıp sen artık dünyaya geldin, hadi bakalım alış doğru uykuya dememiz gerekiyor. Ya bir de sevgili seyirciler, bu o kadar önemli bir konu ki, insanın birey olduktan sonra, belli bir yaşta kişiliği tam oturduktan sonra bile uyku aslında hayat başarısını, hayat ehliyetinin en önemli adımı. Çünkü uykusunu iyi almayan bir insan ya da uykuda
uykuya geçişte problem, yanlış alışkanlıklar da edinebiliyor. Televizyonla uyumak. Çok güzel. Ya da bir ilaç içip uyumak. Evet, maalesef. Çünkü uykuya geçişi öğretmek, aslında yemek içmeyi önemsiyoruz ya. Hı hı. Aynı oranda yaşam kalitesini belirliyor. O kadar uykusu güzel iyi olmayan ki. Birinin yaşam kalitesi olamaz. Evet. O yüzden çok çok önemli bir konu. İnanın ben de kendi adıma evlat yetiştiriyorum ve aynı hatalara düşüyorum. Yani bu bilmekle yapmak arasındaki farkın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. İnanın buna. Ama teori ve pratik. Ama gerçekten dinlemek lazım. Bu konuyu çok ciddiye almak lazım. Ben özellikle şunun için söylüyorum bir de. Benim amacım çocuklarda doğru uyku alışkanlığını elimden geldiği kadar her yerde anlatırken ilk amacım şu. Eğer siz bebeğinizi gerçekten ilk 5 yıl yeteri kadar doğru uyutursanız, yeteri kadar iyi beslerseniz, biyolojik ve beyinsel gelişimi çocuğun önde gidiyor. Yani bu şu demek, yaşıtlarına göre daha iyi büyüyor, kilo alıyor, boyu uzuyor ve beyinsel olarak da daha iyi ilerliyor. Hastalıkları demek. Da atlatıyor. Kesinlikle. Bakın ben o konuda evet belki uyutma aşamasında yanıldığım olmuştur ama uyku süresini çok önemsedim. Çok önemli. Belki birçok anne baba zaafı bu yüzden oluyor. Yeter ki uyusun da. Hani nasıl olursa olsun uyusun oluyor. Çünkü hastalıklarda da uykuyla çocuk atlatıyor. Kesinlikle. Yani öyle. Yiyemiyor çünkü. Yemek istemiyor haklı olarak ama evet. Uyuyan çocuk inanın daha kolay atlatıyor. Evet. Bu anlamda uyku çok da kıymetli yaşam sağlık açısından da. Tam da bu noktada yine sağlık ve uyku deyince yine bir seyircimiz diş çıkarırken asıl çok zorlanıyorum ben uyutmaya. Çünkü canlar acıyor haklı olarak. Canlarım onlar benim. Şimdi eğer çocuk diş çıkartıyorsa, çocukta bir hastalık varsa ki maalesef oluyor. Çocuk büyütürken hepsi ateşleniyor, bir şeyler yaşıyoruz. Şimdi öncelikle biz biraz şöyle düşünüyoruz. Çocuğun 40'ı çıksın uyuyacak. 6 ay katı gıdaya başlayalım uyuyacak. İşte memeden keseyim uyuyacak. 3 yaşına gelsin. Hep bir şey bekliyoruz. Yani böyle bir beklenti içindeyiz. Bu diş çıkarmada da anneler genelde bana çok soruyorlar. Diş çıkartıyor ama nasıl, ne yapabilirim? Şimdi eğer çocuk birincisi gün içinde aktif, huzurlu, mutlu, ateşi yok, işte kabız durumu yok, ishal durumu yok. Yani biyolojik olarak da iyiyse acaba diyorum diş mi çıkartıyor? Önce bundan emin olmamız lazım. Şimdi diş çıkartan çocuk gerçekten ateşi olur, evet. Gece huysuz, mızmız olur ama bu böyle hani 2 sene boyunca sürmez. Periyodik aralarla olur ve gün içinde de anlarsınız. Huysuzdur, kafasını bir yere koyar, anne ister. Bu dönemde çocuklarımıza sarılacağız. Onların yanında olacağız. Gerekiyorsa doktorumuzla görüşüp doktor önerisiyle kullanabileceğimiz şeyler varsa kullanacağız. Ve en güzel ilacı anne sütü. Anne sütünde ağrı kesici hormon vardır ve bu dönemde diş çıkartırken bebekler için en güzel şey. Ama tekrar söylüyorum, diş mi çıkartıyor? Şimdi gündüz çocuk zıplıyor, hopluyor, ateşi yok. Gece uyanıyor, anne onu sallıyor, uyuyor. İşte emziriyor, uyuyor ama işte 10 defa kalktı diş çıkartıyor. Hayır. Yani gerçek bir acı çekme hali yok. Orada muhtemelen uyku alışkanlığı daha da kötüye gidiyor. Ama gerçekten diş çıkartıyorsa 3 gün, 5 gün, bir hafta bitiyor zaten. Öyle çok uzun uzadıya sürmüyor. Bu azı dişleri dediğimiz dişler biraz zor çıkabiliyor. Bazen anlamıyorsunuz bile çocuklar bunu çıkartırken. Evet. Yani her çocukta farklı tabii. Zorlu çıkartan çocuklar için de annelere en büyük önerim anne sütü. Anne sütü. Emzirin. Evet. Olan inşallah yani. Bütün annelerin sütü olduktan sonra niye evet, vermesin inşallah. Ama olabildiğince emzirmenizi öneriyorum. Peki gece kalkmalarının sağlıklı olarak kaç yaşında bitmesi gerekiyor? Eyvah, şimdi anneler beni izliyorsa 5. aydan sonra bitebilir. Yok canım. Böyle bir gerçeği yaşamadım ben, dürüst olayım. Gece kalkması 5. aydan sonra bitebilir. Şöyle. Şimdi tabii ki 5. ayda, 6. 9. aya kadar gece beslenmesine ihtiyaç duyan bebekler var. Burada neye göre karar veriyoruz? Bir, mutlaka doktor onayı. Yani doktor hala gece beslenmesini istiyorsa, çünkü belki piramitre, kilo eksiği var. Gece beslenmesi lazım. Besliyoruz. Ama 9. aydan sonra gelişimi iyiyse gece beslenmelerini de kaldırıyoruz. 5. aydan sonra kesintisiz uyuyabilirler. Şöyle yapıyoruz onu da. Rüya öğünü dediğimiz bir öğün var. Çocuk uykudayken onu besliyoruz. Mesela gece 12 gibi çocuğu besliyorsunuz. 5 aylık, 6 aylık, 7 aylık. Uyandırıp.
Yani tam uyanma değil, o böyle uyanma ile uyanıklık halinde ya anne emziriyor ya biberon, artık çocuk nasıl besleniyorsa veriyoruz. Ve çocuk hani tam anlamıyor onu ve orada biz buna mideyi doldurma diyoruz. Çocuğun midesini dolduruyoruz sabaha kadar rahatlıkla uyuyabileceği şekilde ve kesintisiz uykuya kavuşmuş bunu oluyor. Bunu sisteme sokabiliyoruz tabii yani. Tabii ki. Mesela annelere küçük bir öneri, eğer çocukları 7 aylık, 8 aylık ya da daha büyük mesela her gün saat 3'te kalkıyor. Evet. O zaman lütfen gidin bebeğinizi 3'e çeyrek kala emzirin. Yani 3'te kalkıp mama ya da emzirme yapıyorsa siz onu 3'e çeyrek kala alın. Çok doğru. Emzirme bir mama verin. Böylelikle 3'te kalkmayacak. Belki 4'te kalkacak, belki 5'te kalkacak. Orada da hafifçe yanında olarak emzirmeden geçiştirin. O zaman bir bakıyoruz, gece uyandım, meme alışkanlığını bitiriyoruz yavaş yavaş. Ne güzel anlatıyor sevgili Sine ama ben hemen şey düşünüyorum. Biz anneler yapmayalım. Gerçekten çok doğru bir şey söylüyor. Bu konunun uzmanı. O 15 dakikayı da tabii kar biliyoruz. O uyanınca verir. Belki 4'e kadar uyur. Belki 3'e çeyrek kala kalkmaz. Bugün umut dünyası. Belki sabaha kadar uyur diyoruz. Ben de dedim, çok iyi biliyorum. Peki sıra uykudan bahsederken gelmişken, sıra gelmişken pardon, öğlen uykularından bahsetmek istiyorum. Öğlen uykuları, yine bir seyircimiz soruyor. Diyor ki 20 dakika. Yani 20 dakika az bir uyku mu diye soruyor. Çok çok az. Yani 20 dakikada eğer uyanıyorsa aslında tam derin uykuya dalarken uyanıyor. Ve o uyku geçişini başaramadığı için mutsuz, huzursuz ve hiç uyumamış gibidir çocuk. Dolayısıyla çocuk mutsuz olduğu için anne de çok huzurlu bir şekilde o çocuğa bakamaz. Çünkü bir türlü mutlu edemezsiniz o bebeği. Çünkü uykusu vardır. Yani 20 dakikada uyanıyorsa her seferinde ilk gün 10 dakika daha uyutmaya çalışsın. İkinci gün 20 dakika daha uğraşsın. Yani orada onu uykuya tekrar döndürmek çok önemli ki şu mesajı verelim. 20 dakikalık uyku senin için yeterli değil. Bir buçuk saat uyuman lazım. Bu mesajı verdiğimizde tabii çok sabırlı olmamız lazım. Yani bu mesajı böyle bir günde iki günde almıyorlar. Olmuyor, evet. En az iki hafta, üç hafta uğraşmak lazım. Ne kadar olması lazım gerçek uykunun, bir daha söyleyelim. Şöyle, eğer gündüz çocuk iki uyku ya da üç uyku yapıyorsa ortalama bir buçuk saat olması çok idealdir. Bir buçuk saat. Evet, yani ama tek uyku yapıyorsa tek seferde 3 saat bile uyuyabilir. Bu biraz yaşına göre değişiyor. Mesela 18 aylıksa tek seferde 2,5-3 saat uyuyabilir. Ama 3 yaşındaysa 2 saat yeterlidir gibi. Bu biraz yaşına göre değişiyor bebeğin. Benim 11 ile yarım arasıydı. Yarıma kadar uyuyordu. 1,5 saat. Ondan sonra 3 ile de 4,5. 1 yaşındayken değil mi? Yaşındayken. Çok ideal. Çok ideal. Kendi uyanıyordu zaten biliyorum ama uyku annenin de dediğiniz gibi bazen de fazla uyuyunca ay niye bu kadar çok uyudu oluyoruz. Yani bu annelerdeki panikler hiçbir zaman bitmiyor hayatta. Bitmez annelik. Hep onu söylüyorum. Yani karnında taşıması, beslemek, büyütmek tamam onun zorlukları var ama en zoru kalbinde taşıması. Evet. O hiç bitmiyor. Allah da bitirmesin. Amin. Kalbinde taşıması kaç yaşına gelirseniz gelin. İsterse çocuğunuz 60-70 yaşında olsun. Fark etmiyor. O anne o pencerede, o baba o orada bekliyor yani. Anne baba diye bakmak istiyorum. Biz hep anneler üzerinden konuşuyoruz ama babaların büyük katkısı var hayatımıza. Ve babaların da büyük görevleri var. Bunları teslim etmeyi de bilmemiz gerekiyor bizlerin kadın olarak. Her şeyi biz yapmayalım. Çünkü biz o çocuğu tek başımıza yapmadık. Babayla da yaptık. Babalara biraz öğretmek gerekiyor. Ben naçizane bunu öneriyorum. O kadar çok sorumluluk almayın. Çünkü çabuk yoruluyorsunuz o zaman. O yorgunluk çocuğa da yansıyor. Biz birlikte bir aileyiz. Birlikte görev tanımlarımız var. Bir süre bende ağırlık olabilir ama başka bir sürede babaya geçmesi lazım o ağırlığın. Çok öyle doğru. Düşünüyorum. Kesinlikle çok doğru. Ben seminerlerime gelen ailelere ya da işte danışmanlarıma hep şöyle diyorum. Anne diyor ki doğru uyku alışkanlığı kazandırmak istiyorum ama babamız istemiyor. Diyorum ki bir gece bir evden bir usulcana bir çıkın. Bir çocuğu bir görsün. O çocuk kaç defa uyanıyor. Çünkü çocuk da uykuya dalarken yani zorlanıyor. O da uyumak istiyor. Bir gece bir baba görsün, bir yaşasın. Çünkü bazen her babayı demiyoruz tabii sözümüz meclisten dışarı. Babalar şöyle oluyor. Aa bu gece bizim çocuk uyanmadı. Ama anne kalkmış. Anne kalkmış. Yok yok gerçekten hayat paylaşmadır. Arası dengeler bir tarafta daha kantar, öbür tarafa ağır kaçabilir. Ama yine bizim derdimiz dengeyi bulmak olsun. Hayatın her alanında. Bu arada uyku arkadaşları. Ay bana bıraksan benim de uyku arkadaşım oluyor. O kadar böyle hala bebekleri. Kızıma bazen bebek alıyorum. Sinem oyuncak alıyorum, kendimi alıyorum, fark ediyorum. Ben de itiraf edeyim, ben de seviyorum bebekleri. Bebeklerim çok seviliyor yani hani. Peki bizim mesela benim birebir kendi hayatımdan örnek veriyorum ama arkadaşlarımdan da görüyorum. Yeğenimin bir Bobov'u vardı. Onun adı Bobov'du. Ve biz 2,5 yaşında o Bobov
hayatımızdan giderken bir matem yaşadık. Eyvah. Çünkü Bobov'un artık her yeri bitmişti. Ve biz Bobov'u unuttuk emekli bir yerde. Emekli olması gerekiyordu. Evet, Bobov diye. Şimdi aslında sizinki uyku arkadaşı olmamış. Ne olmuş? Gene sizinki bağımlı bir oyuncak olmuş. Hmm. Bizim uyku arkadaşı dediğimiz şey çocukların yatağında kalır ve uyku dışında hiç oynamazlar. Yani çok yataktan önemli. Çıkmaz. Yataktan çıkmadığı için de işte böyle 7-24 o sarmalama olmuyor. Çünkü çocuk şunu biliyor. Bu benim sadece uykuda yatakta kullanabileceğim bir bebek ya da uyku arkadaşı. Olsun mu bu? Kesinlikle olsun. Hmm. İnanılmaz öneriyorum çünkü eğer çocuğunuza bir doğru uyku arkadaşı edindirirseniz uykuya daha kolay geçiyor. Hmm. Çünkü her uykuda onu gördüğü için kendini güvende hissediyor. Aa, uyku arkadaşım burada, gözlerimi kapatabilirim. Hmm. Dışarıda şunlar, uyutmaya çalıştınız, başka evde uyutmaya çalıştınız. Uyku arkadaşını görünce çocuk çok daha rahatlıyor. Tabii bu çocuğun yaşına göre seçeceğiniz uyku arkadaşı çok önemlidir. Genelde 4. aydan sonra 0-4 ayda da seçilecek şeyler var ama 4. aydan sonra daha çocuğun boyutuna göre yumuşak, işte çocuğun rahatlıkla sarılabileceği, korkmayacağı. Evet. Uyku arkadaşları, basit bir bebek, bir ayıcık seçebilirsiniz. Peki emzik? Şimdi emzik güzel. Emzikler hem hayatımızı kurtarıyor hem de bazen sorun olabiliyor. Eğer bebeğimiz, bazı çocukların uyku arkadaşı emzikleridir. Çok enteresan. Uyku arkadaşı bir bebeği değil, emziği kabul ederler. Bazısı küçük bir battaniyeyi, bazısı küçük bir yastığı kabul edebilir. Inkısı olan bir tanıdığım da var. Inkı dermiş. Inkısız ayrılamazmış inkı. İşte her çocuğun her karakter çocuğun yapısı farklı. Şimdi emzik güzel bir uyku arkadaşı olabilir ama kaçıncı ayda? Eğer bebeğiniz genelde 8,5-9. aydan sonra oluyor. Emziği alıp ağzına götürebilecek yaştaysa, yani bu eylemi kendi başına yapıyorsa, bu sizin uyku arkadaşınız olabilir. Bebeğin uyku arkadaşı olabilir. Ama her ağzından düştüğünde anne gidip tekrar koyuyorsa, baba gidip tekrar koyuyorsa bağımlılık. Bu sizin uyku arkadaşınız değil. Bunu bıraktırmalısınız. Bu bağımlılık. Genelde evet, bu bağımlılık ve bir prop haline geliyor, problem haline geliyor. O yüzden eğer yaşı uygunsa, kendi kullanabiliyorsa yatağa 3-4 tane emzik koyun. Kendi kullanmasını öğretin çocuğa. Yani sizi çağırmasın, düştü. İstiyor ya, yani onunla emerek, rahatlayarak uykuya geçmek istiyor, onu alsın. Ama 6. ayda daha çok küçük düştü. Saat başı gidip siz veriyorsanız bu bir problem. Hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Vallahi ben 3 aylıkken denedim, almadı. Bir daha da denemedim. Yapacak bir şey yok. Her çocuk İstemedi. Kabullenecek diye bir şey yok. O yüzden hani bazen de ama işte böyle yaptığında çocuk işte alışmadı da alışmıyor. Bazı yok, yok. O çocuk sizinle istemiyor. Alakalı değil. Onu çocuğun da zorlamamak kendi tercih. Gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Dolayısıyla da aslında biraz ailenin kendi dinamiği diye değil mi? Bakıp doğruları kendinize göre yoğurup mutlaka kesinlikle uygulamanız gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü çocuğunuz doğduğu an aslında bir birey. Evet, biz ona bakmakla yükümlüyüz ama onun bir kişiliği ve karakteri var. Aynen onun öyle. Onun bir fıtratı var. Ona saygı duymakla başlıyor hayat. Kesinlikle. Tabii ki onun iyiliği için. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yayınıma katıldığınız için. Ben her zaman da bekliyoruz. Teşekkürler. 5 yaş sonrasında konuşuruz. İnşallah. Mutlaka. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Zeynep'ciğim, hoş geldin. Teşekkürler. Hoş Zeynep buldum. Özcüm, ne güzel bir hanımefendi yine bizimle çok birlikte. Böyle iğne oyaları yapacağız değil mi? Güzel evet. Güzel süslemeler. Nasılsın Zeynep? Nerede yaşıyorsun? Nereden geldin? İstanbul Beykoz'dan geldim. Geldin, hoş geldin. Evet, teşekkür ediyorum. İki çocuk annesiyim. Hı hı. İsimleri ne? Metehan ve Kerem. Metehan ve Kerem, öpüyoruz sizi. Sevgilerimizi iletiyoruz. Aynı zamanda çok sevdiğim başka bir Zeynep'ten bana evet. Selam söylemişsin. Sevgili Zeynep Eronat'ın size selamını getirdim. Ben evet. De kendisini çok seviyorum. Ben onun gerçekten fanıyım. Hani sanatçıların hayranları oluyor ya. Ben de kendisine hayranım. Çok değerli bir oyuncu ve isim, sizler hepiniz çok iyi biliyorsunuz sevgili Zeynep Eronat'ı. Karakteri, kişiliği, oyunculuğu, hayata bakışı örnek alınması bir insandır. Sevgiler olsun, selamlar olsun. Bugün papatya küpeleri anlatacağız hı hı. size. İğne oyası, yani geçmişte olan bir zaten el sanatımız ama hani günümüzde pek o kadar kullanılmıyor. Bunu farklı şekilde kombinleyip nasıl yapabiliriz yaparız diye düşündüm. Zaten hani hali hazırda gittiğim kurslar falan da vardı. Ama iğne oyalarını 11 yaşımdan beri yapıyorum. Hmm. Annem sağ anne olsun. De yapardı, evet, değil mi? Annem öğretti. Halalarım keza öyle. Onlar da çok beceriklidirler. Bordo ojeye bordo. Evet. Bakar mısınız? Harika da bir sağ olsun bana Kirazlı, daha doğrusu Aliye.
Hediye yapmış. Çok teşekkür ediyorum. Başlayalım. Nasıl yapacağız? Tamam. Önce bir görelim. Önce başlangıcını gösterelim. Evet. Şimdi başlangıcımızda ilk olarak ipimizi standart düğümümüzle başlıyoruz. 4 tane tetik diyoruz biz buna. Tetik. Zürafa, nasıl oluyor? Zürafa yani, denebiliyor. Bir daha bir yakını alabilir miyiz? Biraz dur. Tamam. Gel canım şuraya bakalım hemen. Şudur. Küçültülmüş. Sinek kanadının bir küçük hali. İğne oyası terimleri bunlardan. Evet. Bunlardan 4 adet yapacağız böyle. Ama bize gerekli olan 5 tane yaprak. Şimdi biz o 5 yaprağı 4 zürafayla... Şunun gibi bir şey mi çıkacak? Evet. Nasıl sağlayacağız? Onu göstereceğim. Şimdi biz burada 4 tane zürafa çektiğimizde parmağımızdan çıkarıyoruz. Yakın, evet. Ve şu şekilde... Uzun bıraktığımız ipi çekiyoruz. Şimdi şöyle bir şey oldu. Evet. Bunu papatyamızın gövdesini oluşturacak bu. Küpeye dikeceğimiz için borulu bir papatya yapmayı tercih etmedim. Çünkü hani aparatım sallamalı. Hani üstten ince bir aparat kullansaydım o şekilde de deneyebilirdim pekala. Ama ben hani böyle tercih ettim. Kullanımı daha kolay olsun diye. Çok şık, çok zarif. Yani inanın, siz yapın, ben söyleyeceğim. Mücevher taşımak kadar kıymetli. Evet, çünkü yani göz nuru bir obje. Şimdi, bence de bu mücevher değerinde. Şimdi yaptınız. Şöyle göstereyim. Bakın, 4 tane yaptık ama 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Tamam canım. Burada bir gizli çıktı. Evet. Şimdi biz buna üzerine 5 tane yaprak koyacağız. Yaprak. Evet. Şimdi yaprağımızın ben zaten aşamalarını yaptım ama şu başlangıç kısmını göstermek istiyorum. Şöyle geri dönüyoruz. Hani ben iğneyi üstten dolamayı tercih ediyorum. Alttan dolayarak da yapılıyor. Yapıyorlar. Hani şimdi izleyenler sakın hani böyle mi olacak diye düşünmesinler. Böyle 3 adet küçük tetik diyoruz biz buna. Şimdi zürafadan çıktı olay. Yani aslında bir nebze şey aynı yapıyorsun. İşlem. Aynı işlemi çoğaltarak yapıyorsun. Çoğaltarak yapıyoruz. Şimdi 3 tane böyle tetiğimiz oldu. Geri döneceğiz. Arttırmasını göstereceğim ben. Bilen arkadaşlar zaten yaparlar. Ama çok zevkli bir şey. Yani çok. Ben severek yapıyorum. Bir de büyük iğne oyaları da güzel ama küçükleri de. Evet. Ayrı bir güzel. Şimdi en baştakine bir tane ortaya battık. Şimdi buraya gelirsek eğer 2 tane olacak. Ama bize 3 tane lazım. O yüzden ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Göstereyim dedim ama gösteremedim. Takamadım, gösteremedim. Bakın. Şöyle yaptık, ne oldu? Biz yaprağımızın dibini kurduk. Ortada aynı yere 2 kez battığımızda zaten 3 tane tetiğimiz olmuş oluyor. Evet, biraz göz istiyor ve yaprağımız bittiğinde şu şekli alacak. Hı, bakın bu da bitmişi. Bitmiş yani. Yani şu bakın, tetikten yukarı çıktı. Yukarı çıkıyor. Görüyor musun? Zincir gibi. Aslında değil sıra. Ama. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi şu en altı saymayın. 1, 2, 3. 3'ten sonra bu 3 sıra yandan saydığınızda 2, 1 deyip bitiriyorsunuz. İpinizi eksilte, eksilte. Evet. Eksiltiyorsunuz. Yaprağımız şöyle hafif uca doğru, evet, bir oval şekil alıyor. Daha sonra diğer tetiklerin içerisinde aynı işlemi yaparak. Çok güzelmiş. Papatyamızı bu hale getiriyoruz. Ay. Şimdi papatya bu hale geldikten ne sonra. Değerli bunlar. Bitmiyor ya. Tabii ki. Ne yapacağız biz? Tohumumuzu yapacağız. Ben tohumu yani açıkçası biraz uydurdum. Bilenler var mıdır bilmiyorum ama yine aynı şekilde başlıyoruz ona da. Şöyle göstereyim. Bunda da 6 tane yapacağız. Evet. 6 tane yaptıktan sonra yukarı doğru çıkıyoruz, çıkıyoruz. Şöyle bir çan şeklini alıyor. Bu tohumumuz. Şimdi bu nasıl tohum olacak? İlk sırayı yaptıktan sonra elimizle şöyle büke büke dönderdiğimiz takdirde ben biraz yapayım. Bunu düz şekilde yaparsanız ortası şu şekilde açık olur. Açık olur tabii. Açık olmaması için bu şekilde elimizle çevire çevire yapacağız. Yani aslında ne yapıyorsun sen onu? Dikiyorsun, bir dikme işlemi yapıyorsun. Evet. Orta dikme yapıyor. Evet. Yani bakın şu açıklığı, bu açıklığı dikerek tohum yapıyor. Evet, şimdi mantığı onun da bir orada gizli noktası var. Ne yapacağız? Bu son sıraya gelmiş bir tohum. Biz iğnemizi şu kalan zürafalarımızın içinden bu şekilde hani tel alma işlemi gibi şöyle evet yapacağız. İşlemi böyle bitirdikten sonra
En son içine batacağız. İçine battığımız zaman da şu şekilde dibine indik tohumumuzun. Geri çektin işte. Geri çekeceğiz. Elimizle onu düzelteceğiz. Çünkü eğer düzeltmezsek şu kısımları havada kalır. Tohum formunu vermez bize. Yani bu iğne oyasından böyle sert duruyor. Sonra kolalanmıyor, evet, değil mi? Ya kolalamayı ben tercih etmiyorum. Ama çok hani sert olsun istiyorlarsa eğer şöyle bir şey yaparlar. Saç spreyi. Aa, hiç sıktıkları takdirde hiçbir problem yaşamazlar. Zaten bir süre sonra o kaybedecek o formunu. Hmm. Tekrar sıkarlar. Çünkü uzun ömürlü bir şey. Çok güzel. Bunlar çok benim güzel kendi form. Çeyizimden Ay. Olanlar. Bunları annem yaptı. Ellerine sağlık. Ben Tokatlıyım. Bizim orada şerbet takımı derler nişanda falan. Onlarda bunlar olmazsa olmazdır. Olmaz. Ayrıca Arnavut'um o yüzden de. Şimdi onu diyecektim. Bir Arnavut havası da var diyecektim. Evet var. Arnavut. Baba tarafından mısın? Annem de Arnavut, ha. Babam da. İşte. Şurada karanfiller görüyorum. Onunla evet. Çok etkilendim. Yani bu papatyaları falan çok gördük biz. Ama karanfili ben ilk defa görüyorum. Çok seviyorum. Bu sene artık gına Aynen. geldi biraz karanfilden. Çok yaptım. Ama bakın ne kadar güzel. Karanfile bakar mısınız? Muhteşem. Yani bir sanat eseri. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Açık açık Çelya söylüyorum. Hanım. Çok teşekkür ederim. Bu bir sanat eseri. Çok da güzel yapmışsınız. Elinize kolunuza sağlık. İğne oyasının ben değerini şuradan da biçmek istiyorum. Naçizane tabii ki yıllar geçse, yüzyıllar geçse evet. İğne oyasında bir şey olmuyor. Aynen. Üstündeki tülbenti eskiyor, kumaşlar sararıyor. Değiştiriyorsunuz. Çıkarıyorsunuz o iğne oyasını, başka bir yerde kullanıyorsunuz. Aksesuar olarak kullanıyorsunuz. Bir tabloda bakın çok güzel çiçek yapmış. Bayıldım. Bunu da annem yaptı. Ay, göstermek sizin için anladım getirdim. Ben. Anneniz size el vermiş. El verdi, öyle oldu. Bunlar mumluklar. Sinem adında bir arkadaşım var. Ona da selam olsun. Alttaki kendisi döküyor kalıpları. Hmm. Ben onu bilmiyorum. Uzmanlık çok alanım güzel. Değil. Böyle papatyalar falan yaptım onlara da. Ev aksesuarı dediğim olsun gibi, bu diye. İğne oyaları bence bir mücevher değerinde. Çünkü yaşanmışlıklar, uzun süre kalıcılık... neden altın değerli? Paslanmıyor, etmiyor. İşte aynı değere yaşanmışlıkları sahip. Var. Yaşanmışlıkları solmayan var. Solmayan çiçek diyor arkadaşlarım onu. Burada farklı iğne oyaları da görüyorum. Bakın burada daha değil mi rahat bir iğne oyası var. Flör olarak onları çok talep gördü. Hani şunlar biraz daha böyle şık hani yani farklı yerlerde kullanılabilecek ama günübirlik bunlar daha kullanılıyor çok yani. Güzel. Artık kullanılıyor ama iğne oyası ben görüyorum özellikle... yazın daha çok kullanılıyor. Evet. Çünkü kışın çok... flarlarda filan çok da güzel. Ellerin kolların dert görmesin. Teşekkür ediyorum çok şimdi, sağ olun. Şimdi papatyamızı da yaptın. Papatyamızı yaptık tohumunu. Şimdi tohumun bitmiş hali. Araya biraz ürünlerimizi gösterelim. Evet size. Tohumumuzun bitmiş hali bu. Bitti evet. Şimdi ben şu tarz bir aparat kullandım. Hani seyirciler nasıl bir şey arz ediyorlarsa kullanabilirler. Ve keçe. Şu aparatımı, şimdi bunun ölçüsünü nasıl alacağım? Yani kayıyor. Kayıyor tabii. Sabunu sürdüm buraya. Keçenin üzerine çöktürdüm ve aynı şekli bu şekilde kestim. Aa çok güzel. Hani pratik olsun diye başka bir fikirleri olanlar da farklı bir şekilde yapabilirler. Ben üçünü birden dikmeyi tercih ediyorum. Daha basit oluyor yani. Hani yaprağımız da aynı şekilde hı-hı. yapılıyor. Yine onu da söyleyeyim. Papatyamız gibi başlaması bitişi. Aynı oluyor. Üç sıra üçerli çıkıyoruz. 2-1 bitiriyoruz. Bir küçük büyükten küçüğe doğru mu? Büyükten küçüğe doğru. Ucuca. Şimdi bunu böyle yapacağız ama hani ayrı ayrı diktiğimiz zaman hem aparata yapışması zor olacak. Zor olur. Hem de altta bir potluk olacak. O yüzden alta aparatı koyuyorum. Bu şekilde tohumu dikiyorsun. Üzerinden nasıl dikeceğim. Nasıl olsa ipi de var. Keçe kullanmayı tercih ettim. Çünkü yapması yani yapıştırması daha kolay. Söyleyebiliyor muyuz? Sıvı silikon kullanabiliyoruz. Yani sıvı silikonla yapıştırırlarsa hem uzun ömürlü olur. Hani aparat olarak altı delikli bir şey kullanırlarsa eğer zaten yapıştırıcı da kullanabilirler. Şimdi şu şekilde dikimini de göstereyim. Yaprakları üst üste hı hı. gelmesin. Aralardan yeşiller gözükürse daha hoş bir görüntü olacak. İlk olarak ortasına geçiriyoruz. Bazen çekmekte zorlanıyorum elimde çok sipariş olduğu zaman. Pense yardımıyla çekiyorum. Hesabının ismi ne? Hayali alt tire çerçeve. Hmm. Oradan takip edebilirler.
Yani fikirlere de açığım. Hani farklı bir şeyler yapacak olan arkadaşlar olabilir. Hani fikir alabilirim. Yine bir arkadaşımızla bir projemiz var. Tahta baskı yapıyor kendisi. Ay çok severim. Yaptık tokat biz baskısı. Burada efendim. Evet. Tokat tahta baskısı yaptık. Emin çok hocam güzel. Konuk olmuştu evet. Size. Ondan sonra yani hani onunla bir projemiz var. İnşallah yolunda giderse her şey. Umuyorum ki güzel olur. Zeynep Hanım'ın yine çok güzel fikirleri var, tavsiyeleri var benim için. Yani pek öyle hani şöyle bir çiçeği yani düzenli iğne oyası yapabilen birisi 15-20 dakikada yapar diye tahmin ediyorum. Ha, ama eli hızlıysa. Ama tabii o senin hani, için geçerli hayatım. Benim için bir saat. Bazı işlerde ben de öyle yapıyorum. Karanfillerde mesela değil sürekli... Bir gün de geldi karanfili öğret. Ben karanfile çok etkilendim. Öğreteyim tabii ki. Şimdi bu şekilde diktik. Yapraklarımız şu aralara gelsin. Hani gözüksün küpemize monte ettiğimiz zaman. Bunu buraya silikonla yapıştıracağız. Başka da herhangi hiçbir şeyimiz yok. Yapıştıralım. İpimizi düğümlüyoruz arkadan. Çünkü hani atar. Şey yok örnek. Aa, bakın. Ne güzel bakın bir taşla birleştirilmiş. Bunu da camla kombinlemeyi camla. Tercih bakın, ettim. Bunlar güzel fikirler. Paylaşıyorum. Çünkü çok hoş. Bakar mısınız? Bir cam, camın içindeki morla. Bence çok hoş görünüyor. Yani evdeki aksesuarlarla da değerlendirebilirler. Evet. O mesela benim eski bir kolyemdi. Siz bunu böyle değerlendirdiniz. Ben onu o şekilde değerlendirmek istedim. Bu arada papatyamız da oldu. Evet. Hemen gösterelim. Bu şekilde yapıştıracağız. Şöyle. Kurumada henüz. Bakar mısınız? Kızınıza böyle ufacık bir kızınız varsa bir papatya. Broş aparatı alıp broş olarak yapabilirler. Yani broş olarak da güzel olur. Çok doğru. Kolye bravo. Çok hoş oluyor. Evet. Gelin buketi yaptım. Bunlardan 1,5 ayımı aldı. Ay olsun ama o onlar, bir ömürlük. Evet hani güzel. Aa bak gelin diye. Buketleri çok güzel olur. Aklıma geldi çünkü hani buketler gidiyor sadece fotoğraflarda kalıyor. Böylece daha da kalıcı evde bir aksesuar olarak da kullanılabilir. Evet. Kolay gelsin çok ben bir yemeğe bakıp ediyorum. Hemen geliyorum. Çok görüşürüz. Sağ olun görüşürüz Açeli Hanım. Ne güzel değil mi bu iğne oyaları bayılıyorum, bayılıyorum ben gerçekten ben yani herhalde bizim süper. Kültürümüzün. En değerli taraflarından biri oyalarımız, aynen. İşlemelerimiz. Çok yani ben çok etkileniyorum. İnanın bir sanat eseri görmüşüm gibi. Sanat eseri. Nutkum resmen. Tutuluyor. Aynen. Demin göster bir incecik onları yapmak sizde. Ben yapamam bakarım, mesela. Ben de yapamam. Çok zor. Çok ben zor. Yemek yapayım. Evet. Herkesin farklı mahareti var. Evet. Önemli olan bir bütünde buluşabilmek. Tabii ben ki. Öyle bakıyorum. Aynen. Evet fırına bakalım önce. Fırında neler oluyor? Fırında neler oluyor? Bakın biraz daha var sanki. Ne dersin? Evet, biraz daha kızarması gerekiyor. Bekleyelim isterseniz. Bekleyelim. Enginarların bu arada çıkmaya başladı bile. Muhteşem. Evet, çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi üçüncü yemeğimiz fırında peynirli, bol peynire boğacağım bugün sizi. Hı. Bol peynirli kabak sarma ve biber. İster sıcak ister soğuk yenilebilecek hafif bir yemek. Hı hı. Yaz yemeği de diyebiliriz. Evet. Evet. Neler var? Şimdi malzemelerimiz. Neler? Bol İzmir tulum ve lor. Lor biraz yağlı olursa daha güzel olur. Şimdi lorun içine 2 kaşık kadar süt kreması koyuyorum. Sen bugün var ya çok güzel yani, şeyler yapıyorsun. Biraz kalorili oldu değil mi? Olsun olsun ne güzel olsun. Az yeriz ama öz yeriz. Evet aynen. Güzelce karıştırıyorum. Bu arada yine maydanoz ve dereotunu da ilave ediyorum. Tuz ilave etmiyorum. Peynirin tuzu yeterli. Karabiber isterseniz ilave edebilirim. İlave. Bence gerek yok ya. Gerek üstüne yok. Belki evet. İsterseniz değil mi? Çünkü sosunda olacak. Üstünde bir de sos var domates sos. Onu iyice ona karıştıracağız. Evet bu iyice karışıyor. Şimdi bunlarla bu içle kabağı rulo sarıp fırına vereceğiz. Dolmaların kırmızı biberlerin içinde onunla dolduracağız. Onu da fırına vereceğiz. Biraz da kaşar rendesi üzerine.
Şimdi ben hemen gösteriyorum kabaklarımızı. Kabaklarımızı daha evvelden kabak ben... Kabak suşi. Kabak suşi diyebiliriz aynen. Kabaklarımızı daha evvel böyle uzunlamasına doğradım. Tuz ve karabiber, biraz zeytinyağıyla fırında biraz yumuşattım. Öyle saracağım. Vallahi bol bol koyuyorum içinden. Şöyle hemen suşi gibi aynen şöyle fırın tepsime diziyorum. Çok lezzetli olacak hissediyorum. Çok. Bol bol koyuyorum. Daha güzel olur. Böyle sarıyorum gördüğünüz gibi. Bir tane de biber göstereyim. Allah. Şahane. Böyle. Biraz daha koyabilirim. Evet, bu da böyle. Devam ediyorum. Şimdi bunun sosu için vaktimiz var mı? Ben bunları hani yapalım mı? Tamam, o zaman yapalım. Vaktimiz de var. Onun için sosu da çok güzel aslında. O zaman sohbet edelim bu arada. Tabii siz yapın. Neden konuşmak istiyorsun? Ben biraz önce sormuştum, kızların İstanbul'da yaşıyormuş. Şimdi karşında bir güzel sarışın bir genç kız gördüm. Evet. Seni de çekiyordu. Nasıl? Kızlara öğretebildin mi? Onlar gerçekten benden güzel yapıyorlar. Çok meraklılar. Dünya mutfağına da meraklılar. Değişik öyle şeyler, mi? Yaratıcılık tarifler onlarda da var. Tarifler evde çarpışıyor mu? Bazen benim yaptıklarımı beğenmiyorlar mesela. Kendileri üretiyorlar. O benim çok hoşuma gidiyor. Kendileri tarif üretiyorlar yani. Ne gerçekten kadar güzel. Çok hoşuma gidiyor. Yemek İzmir'den İstanbul'a gayet geldiler değil mi onlar? Evet, evlilik ve iş dolayısıyla diyeyim daha doğrusu buraya taşındılar. Ya büyük cesaret İzmir'den İstanbul'a gelmek. Neden biliyor musunuz? İzmir bırakılısı bir şehir değil. Aynen. Sadece iş imkanından dolayı. Ben her zaman İzmir'den biri İstanbul'a geldiği zaman böyle yapıyorum. İştir, kesin iştir. Tabii, kesin. Ya iştir ya eştir. İzmir bırakılacak aynen bir yer değil. İstanbul'umuz da çok güzel ama İzmir'e evet alıştıktan sonra... Evet. Biraz zor olabilir çünkü her yere de yakın, havası da çok güzel. Hoş İstanbul'umu da hiçbir yere değişmem. Vallahi tabii dönüyorum, dolaşıyorum, geziyorum, geliyorum. Oh diyorum, bu şöyle köprüme bir bakayım. Tabii. Ondan sonra fırındakiler bu arada ne durumda? Ben yok, daha var evet, var. Bir çok isterseniz çok derecesini 200'e getirelim. Getirelim 180'de mi? 180'de evet. Tamam canım. Şimdi kabaklarımız da oluyor. Oluyor değil mi? Çok yemesi güzel, çok oluyor, lezzetli. Çok güzel oluyor, harika oluyor. Teşekkür ederim beğendiğiniz için. Yemeklerimi biri beğenince, yani misafirlerim beğenince çok mutlu oluyorsun. Mutlu. Her insan gibi. Bütün annelerin en büyük motivasyonu nedir? Evlatlarının beğenmesidir. Evet. Ondan sonra sevdiklerinin beğenmesidir. Evet. Benim tarzım genelde hani eski yemekleri ben seviyorum. Yani yöresel yemekleri, eski bu yer yemekleri. Bu da İzmir'in yemeği sanki, evet, bunu biraz ben uydurdum aslında. Yani bu tip şeyler yapanlar var ama biraz içine değiştirdim ben. Mesela kuru fasulye, pilav falan onları geçmem yani, çok severim. Kim, ben de çok severim. Lahana dolması falan. Ay hele şu Karadeniz'in şeker fasulyesi falan var. Ay. Geçen yaptım ben sizin o demin istediğiniz taze fasulye turşusundan böyle kavurdum. Ben onu nasıl yapıyorum biliyor nasıl musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Bana yine bir Karadenizli. Benim çok sevdiğim Hamdi kardeşim var. Onun eşi Yıldız öğretti. Ben eskiden gidiyordum işte turşu gibi yapıyordum. İşte biraz limon suyu, işte biraz sirke filan. Açeli abla dedi, ne yapacaksın biliyorsun, ne yapacaksın? Suya dedi koyacaksın, birazcık tuz koyup kapatacaksın. Aynen. Nasıl yani dedim. Turşu diyorsun yani, turşunun içinde sirke olur. Benim bildiğim. Hayır yok, ekşir o dedi. Yok olmaz ablacığım dedim. Neyse ben dedi, Yıldız dedi ki Açeli abla sana yollayacağım. Tamam Hamdi ile getirdi, yolladı. Yok dedim, bunda kesin turşu var. Yok dedi. Ondan sonra bir yaptım gerçekten. Evet. Sadece fasulyeyi ayıkladım. Bizim konserve kavanozlarımıza koydum. Bol su, bir tatlı kaşığı da tuz. Kapadım. 10 gün sonra, 15 gün sonra, böyle fazla uzun da değil. Hazırdı. Kavurdum yedim, kavurdum. Sonra tabii onu 5 kiloluk yaptım. Bir ayrıntı verebilir miyim lütfen o konuda? Bizim Trabzon'un yaylalarında zakoda diye bir ot vardır. Şimdi Türkçe adını bilmiyorum da. Onunla kavururlar, soğan yerine geçiyor. Soğan, frenk soğanı galiba onun şeyi. Evet, frenk soğanı, bravo.
Doğru. Onun da kavururuz mesela. Ay şahane, soğan koymaya gerek yok. Sen İzmir'e gelmişsin evet. ama biliyorum. Kafa gönül biraz Karadeniz'de. Görüyor. Evet. Gelin maalesef. Mi geldin İzmir'e? Hayır. Çocuklarımla beraber orada yaşamayı tercih ettim belli bir yaştan sonra. İyi ki de gitmişim. Yoksa Karadeniz'de yaşıyordunuz. Hayır, Sakarya'da yaşıyordum. Sakarya'da yaşıyordunuz. Evet. Sakarya'yı da çok severim. Sakarya da çok güzeldir. Adapazarı Sakarya. Çocuklarım orada doğdular. Böyle elimi kullanıyorum biliyorum. Tabii yani tabii. Elimi kullanmıyorum. Tabii. Elle daha lezzetli. Çok güzel. Şimdi birazdan fırına açacağız sosunu. Sosu pişmeyecek çiğden. Ben zaten bu peynirle hani var ya çiğ domates, çiğ biber, ondan sonra maydanoz falan onların buluşmasını çok seviyorum. Evet. Fırında da birlikte pişince eminim daha farklı bir lezzet olacaktır. Ama ya ben bunu çiğ çiğ de böyle yerim yani. Yenmez mi? Bir de yenir. Bunu var şeyi bunu mesela zeytinyağına batırıyorsunuz küçük küçük görmüşsünüzdür. Kahvaltılık zeytinyağının içinde küçük küçük. Hı-hı. Şahane oluyor. Bir de domates sosu yapacağız şimdi. Evet, evet. Evet, başlayalım hemen. Yavaş yavaş. Siz başlayalım. Onu yaparken ne koyuyoruz içine? Ezilmiş sarımsak, birazcık sirke. Sarımsak, sirke. Evet. Tuz, karabiber. Tuz, karabiber. Dilerseniz pul... Kırmızı pul biber kırmızı de. Kırmızı pul biber ama de olabilir. Biz ekipçe dileriz. Acıyı severiz değil mi? Siz nasıl severseniz sonuçta bunları Allah siz böyle acı sevdirsin bize. Amin. Sabah kahvaltıda bile yiyenimiz var efendim bizim ekipte. Öyle mi? Acı yiyenimiz var. Özellikle maşallah. Acısını taşıyanlar var. Şöyle koyalım. Eşit dağıtayım. Hepsini. Onlar adına biraz da kırmızı biber. Bence artık fırın olmuştur. Evet. Ne diyorsun hemen? Hemen fırına gidiyorum. Elimi yok yok sen yapma. Sen de ben bakalım. Tamam. Elimi yıkıyorum. Evet, evet evet evet. Üstteki olmuş. Hı. Hemen. Bak 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 bak. Eliniz bak, bak. Yanmasın aman. Canım benim ya. Canım benim. Enginar dilimlerim. Öbürü biraz daha olsun mu? Biraz daha olsun aşağıda. Olsun. Nasıl olsa koyacağız. Şimdi. Diğer biberlerimizi, kabaklarımızı. Evet. Sosumuz hazır zannediyorum. Birazcık hı-hı. içine tavsiye ediyorum. Çörek evet. atıyorum. Farkındalık olsun. Şöyle. Ve üstüne gezdiriyoruz. Gezdiriyoruz. Bak 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 işte burası. Şöyle. Seksi bir şekilde şöyle. Çok güzel görünüyor değil mi? Çok güzel görünüyor evet. Şöyle. Siz onları üzerine gezdireceksiniz. Sonra fırına koyacağız. Sonra fırına kaç koyuyorum. Dakika biraz olacak da kaşar fırında? Rendesi. 15 dakika yeterli çünkü 15 peynir. Dakika. Yani 15 dakika. Tamam. Efendim hepinizin çok sevdiği bir oyuncu bizle birlikte. Biz kendisini çok seviyoruz. Çok da bizi güldüren ve düşündüren karakterleriyle tanıyoruz kendisini. Cem Gelinoğlu bizle birlikte. Hoş geldin sevgili Cem. Ben çok severdim. Çok sevdim yayınıma katıldığın için. Nasılsın? İyiyim sağ olasın. Nasıl gidiyor hayat? Süper. Her süper. Şey yolunda. Seni görünce de ben böyle bir tebessüm ediyorum. Zaten gülerim ama. çok bence nasıl anlatayım? Dur doğru cümleyi kullanacağım seninle ilgili sevgili Cem. Tamam öncelikle çok sevindim. Merhaba tabii ki. Merhaba. Kendi işini yoğuran adam. Çok doğru teşekkür oldu, ederim. Doğru oldu değil mi? Evet, oldukça doğru, doğru oldu. Doğru değil mi? Benim hikayem biraz da şeyle bilindiği için. Hani sosyal medya, adam internet, kendi imkanlarıyla, evet. kendi meziyetleriyle bayağı çabaladı. Hı-hı. Ve şimdi kendi işlerini çok yapabiliyor. Çok önemli bir örneksin ama biliyor musun sevgili Cem? Ben bunu burasını çok önemsiyorum ve çok da farklı olduğu için... Böyle umut verici buluyorum. Ekran başında birçok insan için. Çünkü kesinlikle. Umutsuzuz yani bu konularda ne yapıyoruz? Birileri olması lazım. Birileriyle bir şey yapmak lazım. Hayır. İşte Cem çıktı. Kendi yazdı. Öncelikle nereden başladı? Hikaye zaten sosyal medyadan sosyal başladı. Sosyal medyayla başladı. Şu anda kapandığı için ismini rahat veriyorum. Vine uygulamasıyla Vine başladı. Çok doğru bir noktadan girdim bence de Açel'e. Çünkü
bana çok fazla mail geliyor. Hani abi bizim desteğe ihtiyacımız var, abi benim desteğe ihtiyacım var, benim kimsem yok, o yüzden yapamıyorum, aslında çok yetenekliyim diye. Onları çok iyi anlıyorum. İnsan zor zamanlarında birilerinden destek almak çok istiyor. Ama zaten destek almak istediğimiz insanlar, ki zamanda benim de mail atmışlığım vardır. Bu güzel bir şey, insan insandan destek istemesi. Fakat onların da çok aşırı bir yoğunluğu olduğundan herkes de işini gücünü bırakıp birini destekleyemiyor. Oysa ben kardeşlerime hep şunu öneriyorum, da hep de söylüyorum. Artık bir televizyon var. Yani akıllı telefonlar, herkesin kendi televizyonu, kamerası, bütün teknik aletleri aslında. Yeter ki zaten hiçbir yeteneğin gizli kalmayacağı bir dünyada yaşıyoruz. Üstüne bu denli bir teknoloji geldiğinde zaten ortada bir yeteneğiniz varsa bu bir şekilde fark edilecek. Siz yeter ki istikrarlı bir şekilde videolarınızı çekin diyorum. Ben de doğru bir örnek diye isimlendirdiniz. Teşekkürler. Ben iyi de bir örnek olmaya nereden çalışıyorum. Nereden başladı bir de yolculuk? Düzce. Değil mi? Düzce'den başladı. Ben Düzce'liyim. Küçük bir şehir, tatlı da bir şehir. Düzce İnsanı işte da iyidir. Çok güzel. Evet. Bisikletine bin, keyifli. Aynen. Bayağı sevdiğim bir şehirdir Düzce. Küçük şehrin avantajları da var tabii. Hı-hı. Fakat alternatif olarak tabii şehir küçük olduğu için size çok şey sunamıyor. Hı-hı. Ben de bundan yaklaşık... Tiyatrosu da vardır. Evet. Düzce Şehir Tiyatrosu. Evet. Bayağı da güzel işler yapar. Evet. İyi de yönetilmiş bir tiyatrodur. Ben çok severim. Çok umulmadık insanlar, umulmadık işler yapmıştır Düzce'de. Evet. Değil mi? Doğru tespit ediyorum. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Evet öyle. Etkilendin mi? Hiç gider miydin oyunlara? Yani şöyle, ben orada zaten Düzce Kültür Tiyatrosu'nda bir süre oynadım Düzce'de. Fakat tabii askerlikle birlikte benim tiyatro faaliyetlerim de, Düzce'deki şeyim de biraz durdu. Askere gittim. Döndükten sonra da şöyle bir durumla karşılaştım. Ben zaten İstanbul'a gelmeyi hayal ediyordum. Benim asıl mesleğim reklamcılıktı bu arada. Çok yakın. Evet. Tabii Düzce'de çok alternatifim olmadığı için İstanbul'a gelmeyi çok istemiştim. Geldim. Ama internetten de sinemaya geçtin. Evet. Yani aslında hızlı ama çabuk kabul gören bir geçiş. Evet. Yani bence burada ben Ali Kundilli'yi seyrederken hep onu düşünmüştüm. Önce şey diye baktım. Kim bu çocuk? Doğruyu söyleyeyim. Tabii ki. Aa, hiç dedim tanıtım falan olmadı ama birileri bir şeyler yapıyor, haberimiz yok. Çünkü büyük bir reklam, tanıtım, boy afişler olmadı. Evet. Olsa bile bize çok ulaşmadı belki o dönem için. Evet. İlk çıkışından bahsediyorum. Evet. Ama sonra... O başına gelenler, o böyle hayatın içinde var. Ve bence aslında çok da duyarlı, çok rahat, çok da keyifli bir roldü. Nereden esinlendin? Yani şöyle söyleyebilirim. Biz Ali Kundilli'yi Faruk abiyle yapmıştık Aksoy yapımda. Faruk abi de çok tecrübeli biridir sinemada. Çok. Biz böyle insanların sevebileceği bir karakter oluşturalım dedik. Ki insanların da günlük dertlerine... dokunabilen bir şey oluşturalım dedik. O da Ali Kundilli oldu. Ki çok da güzel oldu. Güzel İnsanlara oldu. Ulaştık. Zaten Ali Kundilli'nin ilk filminde PR'ı oldukça iyi yapılmıştı. Yani reklamlarımız vardı belki ama. Belki de bana geç ulaştı. Ben o zaman televizyon kitlesi tarafından çok tanınmadığım için belki de algı anlamında evet. görünmemiş Şimdi, olabilir. Sevgili Cem Yılmaz bir iş yapıyorsa mesela hepimiz duyuyoruz, biliyoruz. Önceden tanıtılıyor, takipçileri var. O anlamdaydım ama... Ortaya çıkan iş çok keyifliydi. Ben başından sonuna kadar hiç sıkılmadan izledim. Bunu konuğum oldun, karşıma geldin diye söylemiyorum. İnanır mısın, karakter fenomen oldu. Yani karakter senin de biraz isminin üstüne çıktı. Yanlış olsun, mı düşünüyorum? Olsun, bu benim derdim. Çok hoş bir şey. Neden? Çok hoş bir şey. Ben kendi karakterlerimle yarışmamalıyım zaten. Evet. Yeter ki sevilsin. Ama bu başarıya getirdiysen bundan sonrakiler de gelecek. Tıpkı şimdi ne var sırada? Sebahattin var. Şansını seveyim. Çok hoşuma gitti. Ben Yengeç Burcu'yla başlayan güzel bir girişim var. Biraz bahseder misin bize? Şansımı seveyim. Çok eğlenceli bir film oldu öncelikle. Bir saniye, pardon. Önce fragmanı izleyelim. Hemen fragmanı izleyelim. Sabahattin dönmüş. Hepinizin muhteşem hayatı vardı. Ben zehir ettim. Ben mahvettim, değil mi?
Yardım getireceğim Ferhat. Getir. Lan. Lan kötü düştü ya. Ne haber Ferhat? Besmele çekip sağ ayağına giriyorsun her yere. Aha. Tümbe gibi geziyorum ama... Rabbim tabağı boş göndermez oğlum. Karşına öyle şeyler çıkar ki. Bu sepette 30 tane yumurta var. 29 tanesi haşlanmış, sadece bir tanesi çiğ. Kimsin sen ya? Sebahattin ben. Ben de Yaprak. Bir kızla buluşayım oğlum, aşık oldum lan. Sebahattin, kaçmayın lan! Nereden tanıyorum ben seni? Kıraattin ya. Nasıl yani? Hop. Oğlum yolda top oynama, araba çarpar. Az kenarda dikiyor. Ne istiyorsunuz abi buna? Yani şansımı seveyim. Evet. Çok güzel bir ekip olmuş. Çok da değerli oyuncularla çalışmışsın. Sağ olsunlar. Bizi kırmadılar. Biz de oynadılar. Ben ama de çok sinema filmi ve şey öyle bir şeydir ya. Gönül evet. işidir yani. Tabii. Yani kesinlikle. Bambaşkadır. Ben de şimdi sevgili Uğur Yağcıoğlu ile geçen hafta bir film çektim. Koşa koşa gittim. Hayırlı uğurlu böyle. Olsun sağ bu arada. Olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir iş yapmışsınız. Ekipçe çok eğlendiniz belli. Çok da beni duygulandırdın. Benim 90'lardaki çeyizcimin mahallesi orası. O sokak Darıca değil mi? Orada çekildi. Evet yaptınız. Evet orada çekildi. Nasıl geçti? Valla set günlerimiz su gibi akıp geçti. Böyle ilginç bir şekilde bir araya toplandık ekip olarak. Tam çok aynı paralel fikirlerde bir yönetmen, yapımcı, oyuncu, güzel. Komedyen hep birlikte buluştuk. Dolayısıyla su gibi aktı geçti. Ne ben nasıl doğru. geçtiğini gerçekten anlamadım. Bizim sen de bilirsin Açelya. Bazen böyle lise çocukları gibi oluyoruz. Evet, yani böyle ayrılacağımız evet. için üzülüyoruz falan. Ben sudan çıkmış balık gibi oluyorum. Daha atasözüyle betimleyeyim. Böyle o kadar alışıyorum ki setteki arkadaşlarıma. Evet. Sen de öyle değil mi? Kesinlikle. Çünkü tabii dizide daha uzun soluklu arkadaşlıklar evet. var. Sinemada da kısa tam tanıyorsun, çok seviyorsun. Böyle sürekli iş arkadaşı olmuşsun aslında. Hı. Ama onun bir bitim noktası var. Dolayısıyla... yani Caner, AC Film, Caner Özyurtlu ile birlikte başlamıştı bu proje. Aslında gönlümüzde şanssız bir adamın hikayesi, şansımı seveyim. Şimdi onu soracaktım. Karakteri biraz anlatır mısın bize? Nasıldı? Anlatayım çünkü onu. Çünkü Ali'den farklı herhalde. Bayağı tabii ki, farklı. Tabii ki. Şöyle biz Caner Özyurtlu ile 3 yıl önce konuşmuştuk bu projeyi. Ya şöyle bir şey yapsak falan diye. Sonra bu güzel fikre Tough Picture destek oldu. Onunla birlikte AC Film ortak oldu bu filme ve çok güzel bir film çıkardık ortaya. Şöyle söyleyebilirim. Zaten Caner'in kendisine de söylemiştim. Bu benim gönül işlerimden biri olacak. Çünkü yani çok güzel bir hikaye. Şanssız bir adamın hikayesini yazacağız dedik. Sonra Ferhat Ergün aynı zamanda geniş aile yazarlarından. Evet. Ferhat Ergün de kalemiyle bu destek karakteri verdi. Hayat verdi. Sonra Ender Muhlar yönetmenimizle oturduk. Dedik ki bunu böyle daha da olgunlaştıralım. Ferhat, Caner, ben... bu aşamada çok keyifli değil mi? Biraz evet. Ne gülüyorsunuzdur, ne evet, eğleniyorsunuzdur. Tabii. Ya şunu mu yapsak, bunu mu yapsak, bu çok komik olur. Şöyle böyle derken o süreci de güzel atlattık. Derken geriye sete girmek kaldı. Ve Sebahattin'i canlandırmak evet, kaldı. Evet, güzel Sabahattin... anılarınız vardır tabii ki sette değil mi? Tabii benim bir köprü anım var. Köprüde tabii gereken iş güvenliği de alınmıştı. Ama tabii benim o duyguya girmem için o köprüye çıkmam gerekiyordu. Bir 30 metre falan yüksekliği vardı benim sanırım. Benim için var ya yani hani 3 gün önceden terapi almam gereken. Şöyle bir şey ben aslında yükseklikten korkarım. Evet, yani, korkarım. Yani orada tabii önlemler alındığı için daha rahat hissettim kendimi. Sadece o gün deniz kenarında olduğumuz için acayip bir rüzgar vurdu yüzüme. Hı-hı. Diğer gün yanmıştım. Bir şey çok güldüğümüz sette bir olay vardı. O da Gökhan'ın... Gökhan Kıraç'ın İzzet karakterini canlandırıyor o da. Onunla bir otobüs sahnesinde kaçmamız gerekiyordu. Otobüs şoförümüz de daha gerçekçi olsun diye bizi bayağı yakından takip ediyor. Ben daha hızlı koşuyorum. Cidden yani dursak otobüs ezecek gibi bir hisle. Ben daha hızlı koşuyorum. Gökhan da arkasına sürekli bakmak zorunda kalıyor. Yani ne zaman bu son bulacak diye. Çok korktu Gökhan.
Yani o anları da kaydetmiş olduk. Çok var durduk sonra. Var değil mi kamera arkalarında? Evet, durduktan sonra da şoför dedi, nasıl abi, gerçekçi oldu mu dedi. Oldu oldu. Şey gibi. Oldu. Öyle hikayeler çok vardır ya, tokat atamazsa da bir tokat atar, nasıl gerçek çok iyi oldu diye. Sizinki de aynen öyle olmuş. Bu arada yarın film vizyona giriyor. Seyircisiyle buluşuyor. Sizin destekleyeceğinize biz eminiz zaten. Hem de hazır yakında okullar açılacak. Artık koşuşturmalar başlayacak. Şöyle keyifli bir döneme gireceğiz. Lütfen izleyin diyorum. Aynı zamanda genç oyuncuları sinemamızda destekleyin diyorum. Çünkü bizler, bizim için de geçerli, senin için de geçerli. Sizlerin desteğiyle ekranlardayız, perdelerdeyiz. Kesinlikle öyle. Türk sinemasının ilerlemesi, sizlerin seyirleri, eleştirileri, maddi manevi katkılarınızla ilerliyor. %100 böyle. Bu anlamda çok kıymetli. Yarın bekliyoruz efendim. Bizim şansımıza da zaten böyle bir şey oldu. Bizim filmin vizyona girmesiyle birlikte bir tatil de oldu. Ben de buradan kendi adıma, kendi takipçilerime, ailenizle birlikte kahkaha atmak isterseniz buyurun filmimize gelin diyorum. Ben de koşa koşa gidiyorum. Bir de öyle sadece film seyretmekle bitmiyor efendim iş. Bir de çok güzel klip yapmışlar, öyle değil mi? Yani tabii elimizden geleni yapmaya çalıştık. Böyle bir iddiamız yok ama filmin ruhunu da kendimiz anlatalım dedik. Buna uygun da bir şarkı vardı. Sağ olsunlar, şarkıyı bizden esirgemediler. İsmi neydi? Hayat mı bu? Hayat mı bu? Dinleyelim evet. mi? Hem dinleyelim hem izleyelim mi? Hayat bu. Bakıyoruz. Hayat mı bu? Hayat mı bu? Hayat mı bu? Bu çektiğim çileler düşmanların başına. Yaşamak mı, hayat mı bu? Allah'ım hiç şansım yok mu? Yaşamak mı, hayat mı bu? Benim aşkta ki ben kimse bir gün çekemez. Yaşamakmış, ölmekmiş benim için fark etmez. Fark etmez baba, fark etmez. Bir gün olsun gülmedi talih benim yüzüme. Sevdiğimden ayrıldım dünyasından gözüme. Yaşamak mı, yaşamak mı bu? Hayat mı bu? Hayat mı bu? Benim aşktan şansım yok mu? Yok mu? Yani benim var. Kişisel olarak var tabii. Var değil mi? Ama Sebahattin kardeşimizin durumu daha işler acısı. Sanki Sebahattin gibi karakterlere hep insanlar sonradan vakıf olur. Yani ilk başta hani onun yaptığı naçizane hani saflıklar diyeyim, evet. Siz anladınız. Saflıklarla dalga geçilir ama sonra bakarsın ki hayata,
Hayatta o kadar kurtlar ve hesaplar vardır ki evet. Yine Sebahattin'i ararsın diye durur. Öyle değil midir? Herkesin hayatında bir aradığı bir Sebahattin vardır yani. Diyelim mi? O iş öyledir aslında. Bence de haklısın. Çünkü zor bir dünyada yaşıyoruz ve güzel şeylerin kıymetini de bilmek gerekiyor. Güzel şey diye kastettiğimiz içini beyaz tutabilmiş herkes, her canlı aslında. Dolayısıyla inşallah... O oyuncular böyle güzel karakter yaratırlar, oynarlar ama rollerini konuşurken değil mi? Aynen, her zaman. Olurlar. Ben de öyleyimdir aslında. Bakma burada böyle bir sinema filminden konuşayım, bir şey olur. Çünkü o karaktere zarar vermeye acaba yanlış mı algılatırım? Bu aslında işimize gösterdiğimiz hassasiyetin de bir göstergesidir baktığınız zaman. O zaman şimdi ben görüyorum ki aslında seriler oluşturuyorsun hayatında. Evet. Yani bu da ikinci serin. 3, evet. 4, 5 mi yoksa bir süre bunu gider mi? Yani sanki şansını seveyim 1, 2, 3 olur gibi. Yani ben hep şöyle bakıyorum. Bir işin karşılığı varsa, seyircide bir sevgi bulmuşsa o iş tabii ki devam edebilir. Buna benzer çok güzel örnekler var zaten ülkemiz sinemasında. Ben şöyle düşünüyorum. Bazı şeylerin de özlenmesi gerekiyor. Güzel... Ali Kundili diye bir projeye imza attık. Bu sevildi. İnsanlar şimdi 3'ün ne zaman çıkacağını soruyor. Şimdi şansımı seveyimi yaptık. Bu da sevildiğinde insanlar bunu da soracaktır. Bu etkilere göre, bu gelir geri dönüşlere göre bir şeyler yapacağız mutlaka. Ama tabii ki ben mümkün mertebe hep üstüne koyarak, hep daha değişik, hep sevdiklerime, beni takip edenlere, ilgilenenlere hep böyle değişik bir şeyler sunmak için çalışıyor olacağım. O yüzden ben böyle hep yeni şeylere açığım. Ama sevilen şeylerin de hakkını vermeye devam ederiz inşallah. Sevilsin yeter. Peki dizi olmasını ister misin bunların? Bir dizi karakteri olarak devam etmesini. Çünkü o zaman aslında bir karaktere gelen yan eklerle de özellikle günümüzde çok da hasretiz böyle güzel komedi, hayatı böyle evet. ince noktalarından bakan, eleştiren işlere. Komedi aslında buna evet. da hizmet eder biliyorsun. Tabii ki tabii ki. İster misin böyle bir şey yapmak? Tabii ki yani benim burada bir komedyen oyuncu olarak birinci amacım seyircime ulaşmak. Hı-hı. Yani ne kadar iyi ifade edebilirsem onlara Hı-hı. kendime, ne kadar daha sık ifade edebilme fırsatı bulursam o kadar daha iyi bir iletişim kuracağıma Hı-hı. inanıyorum. Dolayısıyla dizide bunlar bu yöntemlerin bir tanesi. Çok ben doğru. tabii ki buna da açığım. Yani bazen hangisini üstüne... daha çok istersin? Şansımı seveyim mi, Ali Kundilli'yi mi? Ya ikisi de benim için çok kıymetli. Iyi, ama şansımı seveyim yani. Benim için şu anda daha yeni doğdu bebek. Yeni daha doğmuş iyi ihtiyacı bebeğim var. Olduğu için. Evet. Öbürü olan büyüyor doğdu. Öyle diyor. Evet. Şaka bir yana insanın evlatları gibi oluyor. Özellikle senin evet. gibi hani işini kendi oluşturmuş, karakteriyle yoğrulmuş ve evet. karakterinin üzerine çalışan bir oyuncu için çok iyi anlıyorum seni aslında. Senin sıkıştırma sorularım geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mıyız? Şimdi sana sorular soracağım, tercihlerini söyleyeceksin. Bak ya. Ali Kundilli mi, Sebahattin mi? İkisi de. Bravo. Ali Kundilli mi, Sebahattin mi, şans mı? Şans. Şans mı, çalışmak mı? Çalışmak. Çalışmak mı, kader mi? Çalışmak. Bravo. Çalışmak mı, kazanmak mı? Çalışmak. Çalışmak iş, çalışmak mı, kaza mı? Çalışmak mı, kaza mı? Kaza. Yine çalışmak olsun. Çalışmak mı, şaka mı? Şakalı çalışmak. İkisi birden. Şakalı çalışmak mı, kadın mı? Çalışmak. Yani kadınların baş tacımız ayrı. Mı? Yine çalışmak. Çalışmak mı, dost mu? Bak şöyle, dostlarını ihmal etmeden çalışmak diye. Bence sen hepsini benim gibi cebe almak istiyorsun. Çalışmak. Ama soruların dost. Çoğu şu. Yani çalışırsanız önce zihniniz sağlıklı oluyor. Sonra hayatınızdaki her şey düzenleniyor. Ben direkt seninle aynı düşündüğüm için çıkmıyor. Yani ben de direkt hepsine çalışmak. Evet. Dostum da dostu tercih ettiğim de olmuştur ama dediğin gibi çalıştığın zaman dostunu da güçlendiriyorsun. Her şey evet. Çalışmak mı, kelebek mi? Çalışmak. Çalışmak. Ben sana söyleyeyim. Çalışmak mı, çukur mu? Çalışmak. Çalışmak mı, ağaç mı? Yani arada bir ağaç dikebiliyorsak, öyle çalışabiliyorsak. Tamam. Çalışmak mı, dinlenmek mi? Sorunun cevabını verdin, çalışmak. Evet.
Boşlukları dolduruyoruz. Aslında Ali Kundilli çok nokta nokta adam. İyi niyetli. Çok iyi niyetli bir adam. Sebahattin karakterini sevecekler çünkü nokta nokta. Çünkü Sebahattin hepimizin ortak derdi olan şanssızlığa sahip bir adam ve çok güçlü bir arayışı var. Hı-hı. Bu bana çok kutsal geliyor. Bir oyuncunun en büyük şansı nokta nokta olmasıdır. İyi bir ekip, iyi gibi ekip. evet, iyi bir ekibe sahip olmasıdır. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Biz doğru. Ekipsiz hiçbir şeyiz çünkü iyi bir ekip olduğu tabii zaman. Tabii ki. Bu %100 katılıyorum. Annem beni her sabah nokta nokta diyerek uyandırır. Her anne gibi. Oğlum hadi kalk diye uyandırır. O sesi de çok özledim. Ay ayrıca. Canım benim selam olsun. Öpüyorum sevgiler anneciğim olsun. Seni. Biz de sevgilerimizi iletelim. Sevdiğim kadına en çok nokta nokta diye hitap ederim. Çok varyasyonum hayatım, var benim. Canım. Çiçeğim derim çiçeğim. Ben. Çiçeğim. Şanssız bir günümde beni nokta nokta teselli eder. Nokta nokta teselli eder. Yeşil çayım falan hani böyle rahatlatmak için. Şanssız tamam, günlerde. Kıyamet kopsa da nokta noktaya giderim. Şu anda tıkandım. Annen. Öyle bir şeyse tabii. Kıyamet giderim. Kopsa da anneme giderim. Sevdiklerimin yanına giderim. Sevdiklerimin kıyamet yanına giderim. Evladımın giderim. Yanına giderim evet, yani. Evet, iki elim kanda olsa. Aynen giderim. Öyle. Arkadaşlarımın arasında bana diye hitap ederler. Ali ya da Sebahattin. Cem diye hitap Cem ederler ama. Yani. Başka Cemo falan evet. Derler mi öyle? Cemo derler. Cemo evet. Derler değil mi? Cemlere genelde beni Cemo benden derler. İyi tanıman da. Yok estağfurullah. Ben o kadar iyi anlıyorum ki yayın akışını ama aynen. Cemlere biz genelde Cemo deriz. Bana aynen. Da Açi derler mesela. Bana Cemo diyen çok Cemo arkadaşım. Güzel de olur. Cemo'yu da seviyorum. Çocukluktan beri aslında alıştığım bir şey. Çok severim Cemo'yu. Çok da yakın arkadaşım var. Cemo bir de o takısı evet. Her şeyde yakışıyor ya. Çatıyor yani böyle seni bizden evet. Yapıyor. Benimsin yapıyor yani Cemo. bana kısaca diyebilirsiniz. Vallahi yine Cem en kısa geliyor bana. Evet, Cem diyebilirsiniz ya da bana çalışkan diyebilirsiniz. Ben sana çalışkan derim mesela. Olur o da beni mutlu eder. Çünkü değil mi? Çok, bu... çok çalışkan belli. Üreten, çalışan, evet. Emek veren. Valla iyi niyetli olursanız, üretirseniz, çalışırsanız desteğinizi de kendiniz oluşturabiliyorsunuz hayatta. Evet. Cem sen bu anlamda çok doğru bir örneksin. Hayatta hiçbir şey imkansız değildir. Önce Allah yardım etsin sonra da çalış. Kesinlikle öyle. Bunu da örnesin. Yemekle aran nasıl? Muhteşem diyebilir. Yiyor musun yapıyor musun? Her şeyi. Aa. Hem yerim hem yaparım. Ne yaparsın? Yani yapma kısmını muhteşem dersen buradan iddialı konuşmuş olurum. Ama fena değilim diyebiliriz. Neyi de fena değilsin? Vallahi ben Türk mutfağının hayranıyım. Ben öyle hani artistik yemeklerle yani çok iyi pilav yaparım ki bunu hep söylerler. Ya zaten pilav yaptım gelin alıyorlar kızı biliyorsun. Çok iyi pilav yaptığımı söylüyorlar. Türk mutfağında sulu yemekleri falan iyi yaparım, bravo lezzet sana yaparım. Ya. Gel o zaman mutfağa ne burada duruyoruz biz. Gel benle mutfağa. Aa, evet. Bakar mısınız? Cem'e yemek yaparım diyor. Türk mutfağı diyor. Pilav diyor. Etli yemek diyor. Süpersiniz. Sulu yemek diyor. Lütfen buyurun gel. Tamam. Bakar mısın biz burada? Allah. Enginarlı. Evet. Enginar sever misin? Severim. Nasıl severim. Sormadın. Evet zaten gözüm alamıyor. Enginarlı börek yaptık. Orada bak aslında Cem ne biliyor musun? Üzüm şıra yani üzüm suyu evet. Şekersiz. Onunla bizim yapıldı. Orada pepeçura derler ona. İşte onu biliyorsunuz. Tabii. Sen nerelisiniz? Ben aslen Rizeliyim. Düzce'de doğup büyüdüm ama. Süper. Bravo sana. Kökenlerim oradan olduğu için. Biliyorsunuz ben. Bir karakterin de aşçı olsun lütfen o zaman bundan sonraki. Evet. Açıyla rica edersin. Olabilir aslında güzel yani değil bu pepeçuranın biraz süslü hali. Tabii orada bizim evet. Kadınlarımız bizimkiler öyle yapmıyorlar. Bizimkiler bu kadar sosyetik yapmaz açıkçası. Öyle mi? Öyle yaparlar. Ama bu da çok işte açıcı duruyor. Öyle yani. Böyle kaselere koyuyordu evet, annem onları. Dolapta soğutuyorduk biz. Annemin ismi ne? Hüsniye. Hüsniye Hanım'a buradan sevgilerimizi iletelim. Evet.
Pepe Çura. Pepe Çura. Nasıl evet. yapıyordu Hüsnü Yanık? Şöyle kaselerde sütlaç şeklinde ama daha koyu zannedersem. Daha koyu yapıyorlardı. Üzümü, koyu. Evet. Hı-hı. Buradan ben göremedim sadece ama Hı-hı. o altta şey kaldı, gibi evet, böyle üstüne. Ekşi ve tatlı çok güzel bir tadı vardır. Allah, biz onu evet. dolaptan çıkarır çıkarır gömerdik. Üzümünden kaynaklı. Hatta evet evde ayırmamız gereken diğer aile bireylerini yani çoğu şansını zaman. Şansını seveyim. Şanslı günündesin sen bugün evet. o zaman. Evet. Çünkü böyle güzel. Pepe Çıra ben hep evet. söylerken zorlanıyorum. Sanki böyle bir böyle. Nasıl ben bilmemişim bu kadar yemek yaptım bilirim gezdim gördüm. Halbuki eşiniz de hani dediniz. Karadenizli ama o hiç görmemiş. Babası bile görmemiş evet. ama evet. Bazı yemeklerinde yemekleri şey bilmiyoruz. Oluyor ya. Bu da evet. Engin abi içine bakalım mı hemen? Tabii ki. İçini bir açalım. Tabağa bakalım. Görelim. Ne vardı enginarımızın içinde? Bol haşlanmış enginar, soğan ve peynir karışımı. Bu üçünün birleşimi. Hı hı. Biraz da kaymak tabii. Kaymak ya biz bugün biraz külürlü yaptık Cem'cim işi ama hak ediyor yani. Evet öyle görünüyor. Evet bak 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 şu enginarlar. Görüyor musunuz? Wow. Ay ay vay çok güzel oldu. Afiyet biraz olsun. Biraz daha tattıracağım sana. Neler yapıyordun? Anlatsana biraz önce. Pilav yapıyorum ben bu tarz dedim. Şeylere vicdanı olmayan börek diyorum mesela. Vicdanı olsa bu kadar güzel görünmez diyor. Güzel olmazdı değil mi? Bir de yiyince. Çok güzel oluyor. Bunu da kapatabiliriz artık. Oldu mu o da oldu. Bak onu da hemen gösterelim. Harika şeyler yap Dilek. Ay aferin. Görüntüye bakar mısın? Hadi çok geçin de ben hemen aman göstereyim. Aman dikkat edin lütfen. Bir şey olmaz ya. Evelallah. Şöyle ay geldim kapa uf yandım. Yayında canlı yayında. Aman canım. Aman, yok. Yok o kadar değil. Onu şöyle soğutayım. Bakar mısın görüntüye? Bugün şanslı günündesin. Evet. Sen o kadar şansını seveyim dersen biz sana bugün böyle şeyler yaparız. Görüyor musun ne kadar güzel? Çok harika görünüyor. Umarım. Servis tabağını alalım. Evet. Nedir umudunuz? Filmin seyircisi güzel bir sezon giriyorsunuz aslında. Çünkü okullar açılıyor. Artık aileler yeni yeni evlerine dönüyor ve güzel bir ara bence evet, baktığınız zaman. Matematik olarak doğru bir yer. Tabii ki çok alışılmamış bir şey. Genelde yaz sezonlarında yani sinemanın genel seyircisi biraz düşük olsa da bizim filmimiz sezonun sonuna doğru giriyor evet. diyebiliriz. Yaz sezonun sonuna doğru. Güzel de bir sürece denk geldik. Bayram tatili var. Okullar açılıyor. Hı hı. Hem de benim için de bu çok önemli. Genel sinema için de bu çok önemli. Zaten artık eskisi gibi değil. AVM'lerde klimalar var. Yani insanlar çok rahat koşullarda film izliyor. Ben bir şekilde karşılığını bulacağına inanıyorum. Ama tabii ki hiçbir beklentim yok. Ama herkes yaptığı işin ilgiyle karşılandığını görünce mutlu olur tabii. Bu da beni mutlu edecek. Ne olursa olsun geleni kabul etmeye hep hazır olan bir adam olarak. Şey de olacak. Ali Kundilli ile de ister istemez mukayese edecekler ama bence tipin çok farklı olmuş. Yani güzel bir başarı o. Ali'dekinden evet. Çok daha farklı bir karakter. Kimle çalıştın burada? Kendi başına mı bu? Şöyle. Ya imaj kısmını yine yapım tarafıyla birlikte oturup planladık. Ben de zaten şey istiyordum. Bundan sonraki filmimde biraz daha saçlarımı uzatayım. Daha böyle farklı bir şey olsun istiyordum. Böyle denk geldi ve tabii ki Ali Kundilli'nin de tarzı başka. Sebahattin'in de tarzı başka. Mesele farklı bir şey sunabilmekti. Hı hı. Biz de onu başardık. Hem tarzı olarak. Çok iyi başarmışsınız. Olarak. Yani bunu hem oyuncu gözüyle hem seyirci gözüyle baktığım zaman bayıldım ben. Şarkı da çok desteklemiş. Evet. Şarkıyı bayağı evet. söyleyenler de var değil mi? Şarkıya bayıldık. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Akılda kalıcı olmuş. Ben artık zaten sinema filmlerinin şarkıyla desteklenmesinden yanayım. Çünkü bazen o filmi seyrediyorsunuz ve böyle tadı damağınızda kalıyor. Aynen. Ama o her şarkıyı dinlediğinizde aklınıza geliyor, tekrar evet. o filmi seyrediyorsunuz. Bu anlamda bu da bence akıllarda kalacak bir şarkı olacak. Özellikle filmi çok iyi anlatıyor. Anlatıyor filmimizi değil mi? Filmimizi çok iyi anlatıyor. Bir böyle bir hafif şarkı. Bir böyle lay 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 da var. Hani erkeklerin yaptığı böyle hafif bir tribün de var. Tribün var. Tribün var. Sebebi de şöyle bence.
Yani o şarkı bana göre hem üzünlü bir şarkı hem de eğlenceli bir şarkı. Onu söylüyorum. İlginç işte. Karışık bir şarkı. Romantik de olmuş, tribün de olmuş, çok hayatın içinden olmuş. Aynen. Tebrik ediyorum. Biz konuşmamıza devam edeceğiz ama kısa bir reklam aramız var, sonra yine buradayız. Üzümü de koydum üstüne. Bize de ikinci tabak olsun. İkinci tabak aşk olsun, canın sağ olsun senin. Bütün tabaklar senin. Başladık mı? Aa, nasılsınız? Nasılsınız? Gerçekten ben bu güzel, muhteşem tatlıyı süslemeye doyamadım. Biraz değil mi böyle sıvı oluyor? Ama siz eğer bunu Cem'in annesinin yaptığı gibi yaparsanız, kupların içinde yaparsanız... Eminim hani kaşık kaşık muhallebi aynen kıvamında hı-hı oluyor. Ama ben yine de dayanadım, şöyle üçlü güzel süsledim. Bence çok güzel değil mi Dilek Hanım'ın yaptığı yemekler? Efsane. Biz arada bir böreği kesmiştik ya. Hani İşte oradan, o börek artık o yok. Cem de o börek. Nasıl? Ben misafir olduğum için yarısını tabii. Biz ekipçe yani. Güzel değil mi? Cidden güzeldi. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Deneyim teşekkür oldu. Özlemişsindir anne böreğini, annelerin böreğini. Evet, Dilek'cim çok güzel tariflerle bize geldin. Çok şık her şeyden önce. Sunumu güzel, lezzeti güzel, sağlıklı, sıhhatli. Hafif biraz yağlı ama artık o kadarcık olacak lezzet için. Az yersek bir şey olmaz. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür canım ediyorum. Çok güzel şeyler hazırladım bize. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, evde de yapılması kolay şeyler biz sizlere anlatıyoruz. Hemen bence bugün yapın. Üzüm suyunu çıkarmak tam da üzümün zamanı. Ama aynı zamanda başka meyveyle de olur demiştin. Tabii tabii. Mevsim meyvelerinin hepsi ne olur. Olur. Şimdi Zeynep'im de bunları tutuyor elinde. Ay bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Harika. Şöyle. Vallahi bayıldım. Değil mi? Çok güzel yapmışsın. Çok sağ ol canım benim. İğne oyası çok kıymetli. Çok da güzel olmuş. Şöyle koyalım onu da. Güzel küpemizin kenarına. Cem'cim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Sağ olun. Biz seninleyiz. Ve sevgili seyircilerimiz, lütfen böyle genç, yetenekli, kendi işini kendi yoğuran, güçlü ekiplerle çalışacak kadar inancı olan ve siz seyircilerimize güzel işler sunan bütün oyuncuları destekleyin lütfen. Bu çok önemli bir şey. Yarın giriyor vizyona, koşun sinemaya, okullar açılacak, hayat başlıyor, koşuşturmalar başlıyor. Bence güzel bir mola olacak. Herkesi bekleriz. Değil mi? Şansımı seveyim. Şansımızı seveyim. Yarın Cem giriyor. Mutlaka seyrediyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Şöyle hemen birbirimize söyleyelim. Evet. Artık yaklaşıyoruz haftanın sonuna. Cumartesi pazara az kaldı. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar, sağlıkla ama her zaman söylüyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.